Merhabalar, mutlu akşamlar. Bugün 24 Ocak Salı, ben Mine Sarı, Haber Global ekranlarında bir müzakereye daha başlıyoruz. Elbette gündemimiz her gün olduğu gibi yoğun, hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız, Türk siyasetinin nabzını bu ekranda tutacağız yine bu gece. Hemen konuklarımı takdim ederek başlamak istiyorum. Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı stüdyomuzda, merhabalar, hoş geldiniz. Ve Ankara stüdyomuzda bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç bizimle. Merhabalar Şaban Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mine Hanım, merhaba, iyi akşamlar. Taceddin Bey, Serkan Bey, selam. Merhaba. Şaban abi, Ankara'ya selamlar, sevgiler. Peki, seçime giden tamam. Yolda tabii gündem yine yoğun. Bu akşam neler konuşacağız? Şöyle kısaca bir çerçeve çizelim sizler için. 14 Mayıs tarihini tabii işaret edildi. Bunu konuşacağız ve bu tarihle ilgili hem muhalefet cephesinden hem iktidar cephesinden yapılan açıklamaları birazdan ekranlarınıza getireceğiz ve konuklarıma soracağım açıklamalar neyi gösteriyor. Muhalefetin de aynı zamanda, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili konuşmasında buna yer verdi. O konuşmayı da biraz bakacağız, bu açıklamaları konuşacağız. Bir de tabii başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi komisyonda bu akşam. Bu konuyla ilgili de sıcak gelişmeler oluyor. Arkadaşlarımız da takip ediyor o gelişmeleri. Bu konu hakkında da konuşacağız. Ve tabii adaylık meselesi diyeceğiz. Aday açıklanmadı, hala Altılı Masa'nın adayı. Yine bu konuyu da masaya yatıracağız. Bu meseleyle ilgili tabii her gün siyasi liderlerden, siyasi figürlerden açıklamalar geliyor. Yeni yapılan açıklamalara bir bakacağız. Adaylık konusunda biraz rüzgar değişiyor mu, değişecek mi? Hep birlikte konuşacağız. Ama önce 14 Mayıs'la ilgili, o tarihle ilgili şu ana kadar neler söylendi? Gelin bir bakalım liderlerden ne açıklamalar geldi. Şimdi arkadaşlarımız, evet, sizler için derlemiş. Bakın bir kere okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki 14 Mayıs pazar tarihinin en uygun tarih olduğunu gördük. Mecliste 5'e 3 çoğunluk karar alamazsa ben yetkimi kullanacağım ve süreci başlatacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle diyor. 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de yeter söz milletin dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak. Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den nasıl bir açıklama geldi bakalım. Mayıslar bizimdir diyor o da. Eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi ben buradan ilan ediyorum. 13. Cumhurbaşkanı bizim, yani Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Bu arada yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz dedi bir kez daha Sayın Akşener. Bu tarih kimin için en uygun tarih, bu yapılan açıklamalar ışığında? Şaban Bey, son programdan size sözüm vardı. Başlayalım sizinle. Evet, teşekkür ederim Mine Hanım. Tekrar izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii 14 Mayıs kesinleşti gibi. Yani siyasetçiler bu tarihi kabul etmiş görünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı önerdi. Diğer iki lider de, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener de yani kabul ettiler. Ama şimdi bunun usulü, yani bu 14 Mayıs'ta seçim yapılması kararının işte nasıl alınacağı önemli. Önümüz günlerde muhtemelen o tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanı işte meclis uzlaşıp bu kararda karar çıkaramazsa ben yetkimi kullanıp bunu 10 Mart'ta ilan edeceğim dedi galiba. O durumun işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak ilan etmesinin doğuracağı işte hukuki durumlar var, tartışmalar var. Meclisin o kararı alması halinde işte başka bir takım tartışmalar devreye girecek, siyasi tartışmalar devreye girecek ama görünen o ki bir 101. madde tartışması her halükarda gündeme gelecek. Yani bunu, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylığı konusu. Bunu her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu işte ilginç bir üslupla sorun yapmayacaklarını, Erdoğan'ın 3. kez aday olmasına itiraz etmeyeceklerini açıkladı biliyorsunuz. Bugün de grupta, evet, da onu söyledi. Hatta eleştirenlere sitem de etti Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Akşener'in de hani onu sorun etmeyeceğine dair geçtiğimiz işte aylarda yaptığı açıklamalar var. Şimdi ama bu, yani bu iki parti dışında, yani iki muhalefet partisi dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. kez aday olmasına itiraz eden başka çevreler var. İşte Altılı Masa dışındaki partiler var. Onların tavrı ne olur? Yüksek Seçim Kurulu'na
Yani bu eğer Cumhurbaşkanı tarafından 14 Mayıs'ta seçim yapılması kararı açıklanırsa, Cumhurbaşkanı kararıyla o 10 Mart'ta, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 10 Mart'ta, bu konu Yüksek Seçim Kurulu'na bir şekilde taşınacak mı? Herhangi bir vatandaş tarafından ya da herhangi bir parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu Anayasa 101'e göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olup olamayacağı konusunda bir görüş belirtecek mi? O görüş işte menfi mi olacak, hani aleyhte mi olacak, lehte mi olacak? Bütün bunlar önümüzdeki sürecin bence tartışma konuları olarak karşımızda duruyor. Ama şunu söyleyebiliriz, iki büyük parti yani CHP ve İYİ Parti bu konuda hani ciddi bir itiraz dile getirmedikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olması önünde YSK'nın bir hani engel çıkaracağına ben ihtimal vermiyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti 101. maddenin engel olduğunu ifade ederek Yüksek Seçim Kurulu'na bir bildirim yapsalardı ya da bir başvuru yapsalar önümüzdeki işte o süreçte takvim içinde o zaman belki bir sonuç doğabilirdi. Dolayısıyla bu tartışma Türkiye'nin önünde duruyor ama Sayın Kılıçdaroğlu o sonucun değişmeyeceğini söylüyor. Bir itiraz olursa dahi. Evet. Değil mi? Şimdi Mine Hanım, tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun o üslubu da yani ben hani şahsen yadırgadım gerçekten. Hani ana muhalefet lideri seçimlere gidilirken anayasa gibi hani çok temel Türkiye'nin en temel hani yasası konusunda böylesine bir görüş açıklamasını gerçekten garipsedim. Yani ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Efendim Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı anayasaya aykırı 101. maddeye göre biliyoruz. Ama işte kime şikayet edeceksin? Yüksek Seçim Kurulu'na söyleyeceksin. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini kim atıyor? İşte Erdoğan atıyor. Erdoğan atadığı için Erdoğan aleyhine bir karar vermezler. Dolayısıyla sonuç alınamaz. Dolayısıyla biz başvuru yapmayı düşünmüyoruz. Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmeyi düşünmüyoruz. Hani mealen söyledim anlamında bir açıklama yaptı. Bu tabii ilginç bir açıklama. Ana muhalefet liderinin ağzından hani bunun ifade edilmesi. Çünkü hani muhalefet kamuoyunun da biraz açıkçası morali bozuldu bu açıklamaya. Neden? Çünkü 4 ay sonra seçim olacak ve bu seçimi de Yüksek Seçim Kurulu yapacak ve seçimin sonuçlarını da Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'nu siz Erdoğan'ın atadığı adaylar, üyeler, Erdoğan'ın atadığı üyeler, hakimler, Erdoğan'ın istemediği bir kararı açıklamazlar, anayasayı da çiğnerler diye hani peşin peşin şey yaparsanız işte ve bunu kabul ederek üstelik kamuoyuna açıklarsanız o zaman seçim sonuçlarına da, olası seçim sonuçlarına da her türlü işte şaibe düşebileceğini kabul ediyorsunuz demektir ve buna edilgen bir şekilde kalacağınızı da kabul ediyorsunuz demektir. Bu hakikaten siyaseten kabul edilebilir bir tavır değil. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu şöyle diyebilirdi. Evet, Erdoğan'ın işte adaylığı anayasaya aykırı ama biz onu sandıkta yeneceğiz. Kazanma şansı yok. Biz onu sandığa gömeceğiz hani milletin işte oylarıyla diye bir siyasi çıkış yapabilirdi. Ya da diyebilirdi ki yo işte yanlış yorumluyorsunuz. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının önünde bir engel yok. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ikinci kez aday olacak. Dolayısıyla hani biz bir engel görmüyoruz da diyebilirdi. Ama bu her iki açıklama yerine anayasaya aykırı ama işte şikayet edeceğimiz yer de Erdoğan'ın lehine karar verir. Dolayısıyla hani biz şikayet etmiyoruz bu yüzden gibi bir açıklama. Hani muhalefet kamuoyununda, yani seçmen bazında söylüyorum, biraz şey yaptı yani biraz demoralize etti muhalefet kamuoyunu da. Çünkü hani şu görülüyor ki kıran kırana bir seçim olacak sandıkta. Ve Türkiye'de maalesef özellikle bu AKP döneminde işte 2017 referandumunda yani bu anayasanın kabul edildiği 16 Nisan 2017 referandumuna yönelik biliyorsunuz bir takım mühürsüz oy iddiaları vardı. 2,5 milyon mühürsüz zarfın kabul edildiği seçim yasasına aykırı bir şekilde iddialar vardı ki bu iddiaların ciddi bir şekilde doğru olduğunu da biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun orada bir
hukuksuzluk yaptığı kanaati kamuoyunda yaygın, özellikle muhalefet kamuoyunda. Ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı pusulaları iptal etti aynı Yüksek Seçim Kurulu. O da büyük bir tartışma yaşattı ve bundan da en çok Cumhuriyet Halk Partisi mağdur oldu. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının kazandığı sonuçlar iptal edildi. Ve hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. İşte zarfın içinde 3 oy vardı. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı oyları iptal ettiler. Zarfın içindeki diğer 2 oyu kabul ettiler gibi. O işin garabetini de Sayın Kılıçdaroğlu vurguluyor. Dolayısıyla hani İstanbul seçimlerinde de bir hukuksuzluk yaşandı ve Yüksek Seçim Kurulu nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle bir hukuksuzluk yaşandı. Şimdi bunlar önümüzde dururken ve hafızamızda taze bir şekilde yerini korurken Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüz seçim içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksuzluk yapabileceğini ve buna karşı başvuracak bir merci olmadığını söyleyerek adeta bir teslimiyet ifadesinde bulunması açık söyleyeyim hani beni şok etti. Ben çok şaşırdım yani bu açıklamaya. Ve muhalefet kamuoyunda da derin bir moral bozukluğu yarattı. Peki. Umarız ki yani bu söylemden Sayın Kılıçdaroğlu hani bir an önce çıkar ve başka bir şekilde gerekçelendirir bu süreçteki siyasal davranışını diye düşünüyoruz. Peki Serkan Bey sizinle devam edelim. Buyurun. Yani evet ben de muhalif kamuoyunu, muhalif yayınları, muhalif medyayı takip ediyorum bu konuda. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adayı olup olamama meselesini Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ya da diğer muhalefet liderleri neden mesele yapmıyorlar? Bu konuda neden itirazlarını dile getirmiyorlar? Hatta Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuyorlar. Bunu bu sürecin bir numaralı meselesi haline getirmeliler şeklinde. Çok yoğun görüşler ortaya konuluyor. Yani Şaban Bey'in söyledikleri sadece Şaban Bey'in kendi fikri gibi algılanmasın. Gerçekten o kadar çok kişiden duydum ki bunu. Yani o kadar çok yorumludan, yorumcudan, o kadar çok muhalif yazardan işte sosyal medyada tweetler önümüze düşüyor. İster istemez görüyoruz ya da bizzat takip ettiklerimiz var habercilik gereği. Yani böyle bir şey var, böyle bir kanaat var. Orada Şaban Sevinç doğru bir tespit yapıyor. Yalnız işin şu tarafı da var. Yani siyaset sadece ya da seçimler sadece işte anayasa tartışmaları, yasa tartışmaları böyle teknik düzeyde geçen süreçler değildir. İşin psikolojisi vardır, seçmen psikolojisi vardır. Eğer bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener Erdoğan'ın adaylığına itiraz noktasında biz Erdoğan aday olmamalıdır gibi bir söylemle ortaya çıktıklarında Sayın Erdoğan'ın anketlerdeki oyu 5 puan artabilir. Çünkü yani bu açık ya da kapalı. Seçmen nezdinde Erdoğan'dan korkuyorlar. Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar. Güçleri yetmiyor. Yine yenemeyecekler. Sandıkta yenemeyecekleri için işte bir takım anayasa tartışmalarıyla geçmişte olduğu gibi işte geçmişte de 367 tartışmamız vardı bizim meşhur. 367 Sabih vardı hatta bir tane Sabih Kanadoğlu değil mi? Hatırladık şimdi durduk yere gereksiz bir şekilde ama hatırladık. Böyle anayasa tartışmalarıyla filan siz siyaseti gerçek mecrağından yani bileğinizin gücüyle, yüreğinizle, milletle bütünleşerek o yarışa girme mecrağından işte bu anayasa tartışmaları vesaire buraya çektiğiniz zaman bu Erdoğan'ın en istediği şey olur. Yani kendisi bu konularda tecrübelidir. Alır bunu. Öyle bir kullanır ki o muhalefet liderleri bin pişman olurlar. Nereden bu konuyu açtık diye. O sebeple ben burada Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'in akıllı davrandıklarını düşünüyorum. Yıllardır Erdoğan'a muhalefet ediyorlar. Yıllardır kişiselleştirilmiş bir muhalefet anlayışı var. Yani işte AK Parti, Cumhur İttifakı, hükümet icraatları vesaire, hükümetin dış politikası, hükümetin güvenlik politikası vesaire değil. Yani Erdoğan özelinde yoğunlaşmış, oraya konsantre olmuş bir muhalefet anlayışı var. Tabii
Ondan dolayı da muhalif kitleler de Erdoğan'a yoğunlaşmış durumda. Siz şimdi Erdoğan'ı yarıştan çektiğiniz zaman o muhalif kitleleri nasıl konsantre edeceksiniz? Çünkü onlara siz 20 senedir bir Erdoğan nefreti pompalamışsınız. 7 gün 24 saat aralıksız matine suare. Bütün yayın organlarıyla, işte medyasıyla, sosyal medyasıyla müthiş bir kara propaganda. Bir Erdoğan nefreti üzerine kurulu bir muhalif siyaset inşa etmişsiniz. Şimdi bu sizin siyasetinizin temeli Erdoğan. Erdoğan'ı çektiğiniz zaman siz de o yapının, kendi kurduğunuz yapının altında kalırsınız. Burada da bir tutarsızlık olur. Şimdi tabii bir taraftan da işte Yüksek Seçim Kurulu'nda yetki, Yüksek Seçim Kurulu nasıl karar verir, seçim sürecine ilişkin takvim nasıl belirlenir, nasıl açıklanır? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bakın, biraz önce Şaban Sevinç dile getirdi. İşte bir takım hukuksuzluklar, seçim hileleri, efendim demokrasiye gölge düşürebilecek tavırlardan kaynaklanan, olası tavırlardan kaynaklanan endişeler. Hı hı. Tamam mı? Bunların sebebi tembelliktir. Bunların tek bir sebebi vardır. Siyasi partilerin siyaset yapamamasıdır. Bunların tek bir sebebi vardır. Siyasi partilerin gerçek anlamda teşkilatlanmayı bilmemeleridir. Sandık müşahitlerini yeteri derecede sayıda tespit edememeleridir, eğitememeleridir. O özgüveni, o fedakarlık duygusunu, o bağı, o duygusal bağı kendi destekçilerine, kendi teşkilat mensuplarına dahi aşılayamamış olmalıdır. Bakın muhalefet partileri eğer bugün sen-ben kavgasıyla uğraşacakları yerde, işte aday şu mu olsun, bu mu olsun, onun adamı mı olsun, bunun adamı mı olsun, hangi parti ne alacak, almayacak mı, işte daha ortada hükümet yok, bir koalisyon kurulursa nasıl kriz çıkarırızı anlatmak yerine, hani Sayın Davutoğlu'nun o sözünü kastediyorum, anlatmak yerine bugüne kadar eğer adaylarını ilan etmiş olsalardı, bütün partiler ortak seçim komisyonlarını, sandık komisyonlarını kurmuş olsaydı, her partinin güçlü olduğu yerlerde üyelerinden, teşkilat mensuplarından ve destekçilerinden her sandığa beşer onar sandık müşahitini yazmış olsalardı, onları eğitmiş olsalardı, bu tartışmalara girmeye gerek duymazlardı. Çünkü gereği yok. Neden? Eğer seçimi konuşuyorsak mesele sandıktır. Seçim gecesi eğer siz oy kullanma işlemi başladıktan itibaren o ıslak imzalı tutanaklar, hı hı, torbaya konulup üstü mühürleninceye kadar sandığın başından ayrılmıyorsanız, o özgüveni ortaya koyuyorsanız, o ciddiyetle ve disiplinle o parti çalışmasını sergiliyorsanız, bunların, bu tartışmaların hepsi boş hale gelir, hatta bomboş hale gelir. Bu çalışmaları yapabilenler için, yani bu dediğim sandığa sahip çıkabilme becerisini, o seçimi, seçim gününü ve sandığı yönetebilme becerisini ortaya koyabilenler için bu tartışmaların hepsi boştur. Ha, bunu ortaya koyamayanlar eğer bu konuda tembellik etmişlerse, vakitlerini, zamanlarını işte gereksiz tartışmalarla geçirmişlerse, işte adaylık tartışması gibi vesaire, yapmaları gereken işleri yapmamışlarsa, İşte dersine çalışmayan öğrenci gibi sınav günü geldiğinde işte kağıdın üstüne çay dökülmüştü, yok efendim midem ağrıyor, şu oldu, bu oldu, bin bir tane mazeret, bin bir tane bahaneyi hep birlikte dinleyebiliriz. Asıl olan işi kendi mecraında tutabilmek ve işin gereğini yapabilmek. Muhalefetin zaten sıkıntısı burada. Bunu biz iyi niyetle anlatıyoruz. Söylüyoruz. Diyoruz, hı hı, ki bakın yapmanız gerekenler bunlar, bunlar, bunlar. Bu yoldan giderseniz sonuç alırsınız. Ama işte dinleyen olmayınca kısır tartışmalarla vakit geçiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamayı az önce dediniz, akıllıca buluyorum. Akıllıca yani buluyorum çünkü bakın. Ya orada ben YSK'ya güveniyorum, biz itiraz edeceğiz. Hayır, onlar hayır, doğru karar verir dememeli. Öyle değil, öyle değil. Şimdi bakın, mesele ne? Sayın Erdoğan'ın aday olmamasını sağlamak. Yani şimdi muhalif kesimde işte kanaat önderleri, yazarlar, yorumcular diyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulsun ve Erdoğan aday olamasın. Tamam. Öyle diyorlar, evet. Yani bu, biz Erdoğan'la yarışmak istemiyoruz. Yani eğer Erdoğan'la yarışırsak yeniden kaybedeceğiz.
korkusunu yansıtmaktan başka bir anlam taşımaz. Siz bugüne kadar Erdoğan'a muhalefet ettiniz. Zaten her gün anketler yayınlıyorsunuz. Her gün çıkıyorsunuz, demeçler veriyorsunuz. Partilerinizin grup toplantılarında muhalefetin %60'lara 70'lere yürüdüğünden dem vuruyorsunuz. Efendim Mansur Yavaş %140 alıyor, Ekrem İmamoğlu %180 alıyor. Kılıçdaroğlu değil mi, o yansıttıkları anketlere göre %500 alıyor. Hatta Tayyip Erdoğan kendisine bile oy vermiyor yani, değil mi, muhalefetin yayınladığı anketlere baktığımızda. Dün gördüm Tuncay Özkan'ın açıklamasını, bugün gördüm pardon. Erdoğan'ın oy oranı %26 diyor mesela. Şimdi madem bu kadar bir özgüven yakaladınız, kitleler oluk oluk, akın akın, fevç fevç peşinize düştüler. Zaten seçimi garantilediniz, zaten hayat pahalılığı var. Eğer söylediğiniz gibi ise, her şey bu kadar çok kötüyse, herkes bu iktidardan nefret ediyor zaten, kurtulmak isteyecek. O zaman siz niye Erdoğan'ı saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz? Niye Erdoğan'la yarışmaktan korkuyorsunuz? Zaten kazanmışsınız. Serkan Bey. Zaten kazanmışsınız. Yani bunu seçmen bu şekilde yorumlar. Bakar der ki, 11 seçim bir kaybettiler. 12.'si sırada. Sayın Erdoğan'ı daha önce de siyaset dışı bırakmak için türlü hamleler yapılmıştı. Bu da bunlardan biridir der bu seçmen. Yani az buçuk bu siyaset sosyolojisini biliyorsak bunun sonucu bu olur. Başka bir şey olmaz. O açıdan ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Akşener'in de bunu yani seçmen psikolojisini bu hususta iyi analiz ettiğini ve ona uygun davrandığını düşünüyorum. Peki. Taceddin Bey'e geleceğim. Şimdi Mine Hanım. Evet, Taceddin Bey de söz. Hemen kısa. Burada hani Erdoğan'ın aday olmasını istemiyorlar diyor, evet. Serkan Bey. Erdoğan'ın aday olmasını istememek diye bir durum yok ki. Yani burada anayasanın 101. maddesi çok açık. Türkiye anayasaya neden uymuyor deniliyor. Şaban yoksa abi, Sayın siyasi algıdan bahsediyorum. Aday olup yani, olmaması... Seçmen algısından bahsediyorum abi. Öyle algılanır. Yani seçmen bunu böyle algılar. Ama niye öyle algılar? Anayasa tartışması olarak bakmaz buna. Yani 367 tartışmasına seçmen nasıl bir anayasa tekniği açısından yaklaşmadıysa buna da yaklaşmaz. Ne alakası var? Olur mu öyle şey canım? Gerçekten yaklaşmaz. O zaman bu anayasa neden var? Bu anayasa neden var kardeşim o zaman? Neden yani, var bu anayasa? Tamam ya? Yani 50 kişi öyle söylüyorsa 60 kişi de tam tersini söylüyor demek istiyorum. Ya, ama olur mu? Gayet siz 10 tane anayasa hukuku profesörüne dediğini söylersiniz. Ben de size 10 tane anayasa hukuku profesörü gösteririm. Onlar da B ya, diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir yani mi? Yani bu anayasa böyle tekniği şey bağlamında kalmaz bu tartışma. Anayasanın çok açık hükmü karşısında Türkiye'nin bu tartışmayı yaşaması bile utanç verici. Utanç verici ya. Doğru. Hani kendisini muhalif gibi gören anayasa hukukçuları, evet Erdoğan aday olamaz, 101. madde çok açık diyorlar ki bana göre de öyle. Çok açık ya. Bir kişi iki kere cumhurbaşkanlığı yapabilir. Ya abi tamam da diyor. Yani seçime ama kalmış şurada 110 yakın, gün, 109 iktidar, gün muhalefetin ve canım, muhalif çevrelerin aklına 3 ay kala mı geldi? Yumurta kapıya dayanınca mı geldi? Hayır. Seçildiği günün ertesinde davul zurnayla bunun siyasetini yapacaktı muhalif partiler, muhalif çevreler. Ya yumurta kapıya var? Da dayanmış. Var? Sandık milletin ne önüne gelmek var? Üzere. Şimdi işte topu keseceğiz. Oyun oynamayalım filan. Hani sahaya çıkmayalım. Hayır. Minderden kaçalım gibi bir görüntü vermek. Muhalefetin muhalefetin davul zurna çalmasına ya da bizim bunları televizyonlarda tartışmamıza ne gerek var? Anayasanın hükmü çok niye açık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı. Geldi şimdi 100 gün Sayın kala mı uyandı? Sayın Cumhurbaşkanı. Niye geç kalıyor ya muhalifler? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olmaması gerekir kardeşim. Kendiliğinden Amerika'da başkanlar iki dönem seçiliyor. Ya Türkiye'deki üçüncü muhalefete göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın nefes bile almaması gerekiyor da bırakın Amerika'da, aday olmayı. Amerika'da, yani 20 senedir denmedik, söylenmedik şey bırakılmadı. Olur mu öyle şey? Ya olur mu öyle şey? Biz gerçekten duymaktan sıkıldık. Ya ama olur mu öyle şey? Anlatmaktan sıkılmadılar. Ya bakın. Bakın, Erdoğansız bir siyaset, Erdoğansız bir demokrasi, Erdoğansız bir Türkiye hayalleri görülüyorsa, umutları yeşertiliyorsa bunun tek yolu vardır.
sandıkta Erdoğan'ı yenmek bu kadar basit. Yan yollara, varyantlara, patikalara filan gitmenin alemi yok. Sandık gelecek ortaya, milletimiz kararını verecek. Bu ne? Biz de diyeceğiz ki başımızın üstünde yeri var. Yani bu anayasayı hazırlayan, bu anayasanın çatısını kuran Cumhur İttifakı, yani kendi kendisine suikast mı düzenledi? Yani bunu evet görememişler ya da o zaman öyle düşünmüşler. Yani bir anayasa öyle hukukçusu olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan, Sayın Şentop'tan ya, tutun da Türkiye'nin pek çok saygın anayasa hukukçusu muhalifler gibi yorumlamıyorlar bunu. Çünkü Sayın Şentop Türkiye'de sistem değişti, yönetim sistemi değişti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Başbakan yok artık. O zaman mesela yazsalarmış ya. Yani ya icra... O zaman yazsalarmış ya. Bu bakın, iki kez seçim Cumhurbaşkanı hükümet sistemi uygulanmaya başladıktan sonra zaten başlanan bir şeyi başladıktan sonra demenin alemi yok ki. Mesela şu an programımız başladı ya saat 21.30'da. 21.30'da programımız başladı diye Mina Hanım'ın tekrar anons etmesine gerek yok. Yani seyircimizin zeka seviyesi yeterli anlamı. Sevgili Şaban, bakınca anlıyor programın başlığını. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki 1-2 hafta, belki 1-2 ay bu konuyu konuşacağız sevgili Şaban Semiş. Bütün argümanları bu programda sarf etmeyelim. Çok lazım olacak cephane bu argümanlar size. Bitirmeyin. Vallahi çok lazım olacak. Tekrar bu konu olacak yani. Tekrar ama hep aynı şeyi söylemiş olacaksınız. Şaban abi gerçekten Kılıçdaroğlu'da, Akşener'de doğru tavır sergiliyor bu konuda. Siyaseten iyi okuma yaptılar. Aksi halde dediğim gibi, yani aksi halde hadi yapsınlar, 5 puan yazar Erdoğan. Serkan abi ya. Bu bol kalıyor, skandalın yani. 2 haftadır hep gözüme batıyor. Şimdi efendim, ben... Hayır, gayet güzel. Güzel mi? Evet. Yok, şimdi... Taceddin Bey gayet yakışmış. Rahat sağ olun, olun. Çok teşekkür. Abi geçen hafta yan yanaydık, siz fark etmiyordunuz, ben kameradan görüyordum. Şimdi efendim, birkaç mevzu var burada dikkat edilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi şu. Çok kıymetli bir şey söylüyor Serkan abi. Şaban Bey de kıymetli şeyler söylüyor ama. Bir İngiliz antropolog var, Paul Connerton. Onun bir kitabı var, How Societies Remember diye. Haydi yine çok, ders çalışacağız. Ya bir müsaade et, güzel şeyler anlatacağım şimdi. Orada bir şey anlatıyor bize, yani toplumlar, cemiyetler nasıl, hafızalarını nasıl kullanırlar. 1640'ta İngiltere 1. Charles'ı indirdi tahttan, başını kesti. Cumhuriyet ilan edecekti, beceremedi, oğlunu getirdi mecbur. Fransız ihtilalinde aynı şey olmadı. Neden? Arkasındaki mantığı, teolojiyi öldürdü. Bütün meşruiyetini bitirdi giyotinde 16. Louis Capet'in. Ve ondan sonra hala cumhuriyet. 6. cumhuriyet ama cumhuriyet. Onu çok güzel anlatır Paul Connerton. Bu konularla alakadar olanlara tavsiye ederim. Şu an Erdoğan olmasa altılı masa diye bir şey yok. Çünkü altılı masa öyle dar bir yere sıkışmış siyaseten. Siyaset yapamıyor bir defa. Birbiriyle çatışan hassasiyetlerden oluşan altı partinin oluşturduğu bir yapı. Yegane motivasyonu Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan karşıtlığı. Yani bugün Cem Toker'i CHP'yi desteklemeye sevk eden yegane şey Erdoğan karşıtlığı. Seçime Erdoğan girmiyorsa hiçbir motivasyonunuz yok bir defa. İkincisi, Türkiye şu tecrübeyi yaşadı. Adnan Menderes seçimle gidiyor muydu, gitmiyor muydu onu bilemiyoruz. İddiaları o ki seçime girselerdi CHP iktidara gelecekti. Kimileri de yok diyor. Fakat Adnan Menderes'i darbeyle indirdiler. Yassada'ya götürdüler. Mazlumen katlettiler. Şu an bir efsanedir Adnan Menderes. Siz Erdoğan'ın seçime girmemesini sağlayarak Erdoğan'ı bir de şunu Erdoğan normal standart bir siyasetçi değil. Erdoğan bir efsane. Burada yalakalık falan etmiyorum. Erdoğan bir efsane, bir siyasal kültür olarak efsane. 20 senesine damga vurdu. Türkiye siyasal tarihinin bir numarasıdır şu anda. Süleyman Demirel'i geçti bu bakımda. Süleyman Demirel'di bir numarası indi fakirhanemde. Fakat geçti Erdoğan onu. Şimdi siz Erdoğan'a seçime giremezsin. Bundan sonra da işte bakalım sensiz bir seçim yapacağız deyip Erdoğan'ı bu şekilde alırsanız Erdoğan bir dahaki seçime Allah ömür verirse girer %65 ile gelir. Böyle bir efsaneyi diriltmek bir defa siyasal akla da uymaz. Erdoğan'ı yenmek istiyorsanız Erdoğan'ı yeneceksiniz. Yoksa Erdoğan sonrası restorasyon yapamazsınız. Sosyal direnç çok yükselir. Bu birincisi böyle. İkincisi, ben bunu birkaç ay evvel söyledim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçen sene bu zamanlar mesela hayat pahalılığı şoku hayatımıza yeni yeni girmişti artık bu kadar sert bir biçimde. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok
muktedir bir siyasetçi olarak görüyorduk. Gerçekten gündem belirliyordu. Hatırlıyorsanız TÜİK'in kapısına gidiyordu, Sadat'ın kapısına gidiyordu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gidiyordu. Ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal aksiyonlarını konuşuyorduk sürekli. Akabinde, çünkü yelkeni çok doluydu o rüzgarla, akabinde bu yelkendeki bu rüzgar düşmeye başladıkça forsalar da tembel çekmiyorlar o küreyi yeterince. Geminin sürati düştü. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan agresiflikler görmeye başladık yeniden. Yani hakaret etti birkaç. Akabinde bu adaylık tartışmasının başlaması. Ben dedim ki aha, yani siyaseten ümit gitti. Çünkü siyaseten diyorlardı ki biz kazanıyoruz. Şimdi siyaseten diyorlar ki yok, rüzgar eskisi gibi değil. Ve yeniden bu tartışmalar içinde bulduk. Muhalefetin şöyle bir sıkıntısı var. Çok majör tartışmalara sokuyorlar bizi. Çok majör tartışmalar. Ve bu majör tartışmalar iki hafta sürüyor. İki hafta sonra kendileri de unutuyorlar, kamuoyu da unutuyor. Mesela bunlardan birisi demin Şaban Bey'in söylediği gibi referandumdaki efendim şayialar. Bir memlekette böyle bir şey olacak. Memlekette rejim değişecek. Rejim değil de yönetim tipi değişecek. Böyle bir referanduma gidilecek. Böyle bir şaya olacak. Ve siz bunun peşinden iki hafta koşacaksınız. Meydanları inletmeniz lazım. Meydanları inletmeniz lazım. Sendikaların greve gitmesi lazım falan ve filan. Akabinde 128 milyar dolar diye bir şey çıkıyor. İki hafta sürüyor. İki hafta. Ama çok ciddi biri daha. 128 milyar dolarımız buhar oldu. İnsan çıldırır. 128 milyar dolar büyük bir para. Büyük bir para ne demek? Şu an hazinedeki para. 128 milyar dolar yok diye bir para çıkıyor. Nerede bu 128 milyar dolar? Ama o kadar ciddi çıkıyor ki bununla memleketin her cümerce gelmesi lazım. İki hafta sürüyor, sonra gidiyor. Çok majör bir tartışma. Akabinde gidiyor. Şimdi bu konuda birincisi çok hoyratça davranan müsrif bir muhalefetimiz var. Bakın, sizin majör tartışmaları yapmak için inandırıcılık kredinizin olması lazım. Meydanları inletmeniz lazım. 80 öncesi biz bu siyasetin nasıl yapıldığını gördük. Nerede? Disk nerede? Diskin demesi lazım ki 128 milyar dolarımız gitti. İşçiler Taksim'e hadi meydana. Oldu mu böyle bir şey? Olmadı. İnternette, Twitter'da trollerin attığı tweetlerden ibaret kalan bir tartışmaya dönüştü. Bu da ona dönüşüyor. Ha, onu soracaktım. Bu da majör bu da buna dönüşüyor. Ve öyle mi olacak? Bu da buna dönüşüyor. Yani daha mı fazla tepki gelmesi gerekiyor? Hayır. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı, Serkan Fıçıcı'nın söylediği mantıklı bir şey. Böyle bir şey olacak olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra oh tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan seni son defa seçtik. Nasılsa bir daha aday olamayacaksın algısını yaymaları lazımdı cemiyette bunlar. Bunun üzerine siyaset kurulurdu. Bu seçime 3 ay kala kimsenin aklına gelecek bir argüman değildir. Zira çaresizlik olarak algılanıyor. Devlet Bahçeli tabii tam olarak böyle algılanıyor. Deniyor ki yani siz siyaset yapamıyorsunuz artık. Yine bel altına vuruyorsunuz. Bu ne oluyor? Demin söylediğim o Konart'ın örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Siz Erdoğan mitini büyütürsünüz. Büyütün. Benim yani buna karşı duracak bir halim yok. Fakat Devlet Bahçeli bundan 1,5 sene evvel, 2 yıla yakın evvel dedi ki karar belli, aday belli, karar net. 2 sene evvel dedi Kemal, değil mi? 2 sene oldu Devlet Bahçeli açıklarında. Hemen hemen. 2 sene evvel dedi ki Devlet Bahçeli, aday belli, karar net. 2 sene evvel, ya tamam o senin adayın ama seçime giremez diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Şimdi seçime kaldı 3 ay kala bir şaya başladı. Sosyal medya trolleri yürütüyor bu tartışmayı. Ve bunların yürüttüğü bu tartışmaya da siyasiler bir şekilde payanda oluyorlar. Tamam, bu şu anda Türkiye'deki siyasetin ruhuna uygun bir şey. Bunu da reddetmiyorum. Sosyal medya trollüğü maalesef siyasette gündem belirleyen bir şey. Fakat siyasetin ruhuna uygun olmayan şey şu. Siz eğer bunu hakiki bir talep olarak söylüyorsanız bunun enstrümanı tweet değil. Tweet atacaksanız atın, hiç karşı değilim. 5 milyon kere de ne yapıyor? Retweet edilsin, ona da karşı değilim. Yani sabaha kadar etkileşim yürüsün, ona da karşı değilim. Bir, uzun etkili değil. İki, sokağa, meydanlara, insanlara, insanların zihnine yansıyacak bir etkisi yok bu söylediğinizin. Üç, yaptığınız şey sizin maksadınızın tam tersiyle mukabele ediyor. Peki burada amaçlanan şey nedir? Benim bir süredir bir endişem var ve bunu ısrarla söylüyorum. Bir, altılı masanın siyaset yapamayışının çeşitli sebepleri var. Fakat ben bunda çok iyi niyetli aramıyorum. Arada sırada burada kötü niyet arıyorum. Ve bunu da kötü bir insan olduğum için yahut onlar kötü insan oldukları için yapmıyorum. Çünkü çevreye bakıyorum, dünya genelinde bu işler nasıl oluyor ve son olarak Brezilya örneğine bakıyorum.
Altılı Masa insanları kendi seçmenini o kadar nihilistleştirdi ki, o kadar ümitsizleşti ki insanlar. Orada bir ümit yok artık. Bakın geçen sene ümit vardı insanlar. Fakat bu kadar ümit var olmak onların işine gelmiyor muhtemelen. Zira seçimin kazananının Erdoğan olacağına dair yaygın bir kanaat var. Bakmayın yani Tuncay Özkan öyle demiş falan. Yani kendisi de inanmıyordu muhtemelen. Bir mizah şeyi olarak söyledim ben. Yani çok ciddi aldığım için hayır, o rakamı ifade etmedim. Ciddi alınacak bir şey yani. Yok. %26 Erdoğan. Kurduğum cümleyi de hatırlarsan... Hatırlamıyorum yani ben... Dedim ya %150 alıyor öbürküsü, %500 alıyor filan. Ben evet, şaşırdığını zannettim. Neyse, burada şunu söyleyerek bitirmek isterim. Burada Brezilya örneğine bakıyorum ve diyorum ki, ne oldu bu seçim sonrası Brezilya'da, bu Lula'nın zaferinden sonra yaşanan şey neydi? Amerika'daki seçim sonuçlarından sonra yaşanan şey neydi? Ben diyorum ki ey muhalefetimiz, rica ederim siyaset dediğiniz şey siyasal arenada yapılır, sokakta yapılmaz. Siz kitlelerinizi nihilistleştirerek ve bir nameşruiyet algısını yaygınlaştırarak seçimden sonra aynı gezide olduğu gibi sokakta sonuç mu arayacaksınız? Sorun budur. Eğer böyle bir şey niyetleri varsa doğru yol budur. Çünkü gezi bir nihilizm patlamasıydı. İnsanlar dediler ki bizim ümidimiz kalmadı siyasetten yana. Bu adam her gidip seçimi alacak böyle giderse. Ve madem öyledir bizim bunu göndermemizin yolu sokak hareketlerinden geçiyor. Onun da arkasında belli şeyler olduğu hepimizin malumu. Bununla birlikte yani çok organik olmadığını biliyoruz. Muhtemelen biliyoruz. Yani ben eminim de. Burada... Yani renkli devrimlerin bir devamı olarak Türkiye'de tasarlanan bir şey olduğuna hiç şüphem yok. Şimdi ben burada bir şey soruyorum. Muhalefet Erdoğan'ın 101. maddeye göre aday olamayacağını gerçekten aday olamasın diye mi yapıyor, söylüyor? Yoksa aday olup seçildikten sonra da nameşru bir adamdır, benim cumhurbaşkanım değildir, o eski sakızlar var ya, bunları çiğneyerek, kitleleri yeniden nihilistleştirerek başka bir takım tedbirler almak için mi yapıyor? Eğer ikincisi ise, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesiyle söyleyeyim, eğer siyaset buysa yazıklar olsun böyle siyasete. Ama bu sefer niye karşı çıkmadınız seçimden önce demezler mi o zaman? Yani kabullenmiş bir tablo var ya, sonra nameşru diyecekler. Ben Altılı Masa'nın seçmeni olsam, hesabını soracağım son şeylerden birisi bu olurdu. Şimdiye kadar Altılı Masa seçmeninin ümidini kıracak, yani siyasetten yana ümitsiz bırakacak o kadar fazla hamle içinde gördük ki Altılı Masa'yı. Allah aşkına Abdullah Gül'ü yeniden aday olarak düşündü insanlar bir süre evveline kadar. Şu anda Ali Babacan'a oy verip vermeyeceklerini, Ahmet Davutoğlu'nu sizi krize sokarız tehditlerine cevap verip vermeyeceklerini düşünüyorlar. Bu konuyla gerçekten alakadar olanlar. Bunun içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 101. maddeye göre yeniden aday olup olamayacağı meselesi. Bununla ilgili bir dava da güdecek olsam ben Altılı Masa seçmeni olsam döner ve şunu derim. Be adamlar bu seçime 3 ay kala mı geldi aklınıza? Yani seçime 3 ay kala bu adam kaç sene? 4 Peki. senedir reisi cumhur değil mi? 4,5 senedir. Yani hani her şeyi denedik. En son hadi bir de böyle bir şey yani bulduk gibi bir görüntü. Yani bu imajı yayacak. Yani ne alakası var Şaban arkadaşlar? Şaban Bey, size başka bir şey yani, soracağım. Ya Mine Hanım, yani, Şaban Bey şöyle, aslında. Seçim gündeme gelince, tekrar aday olacağı, aday olma isteği ortaya çıkınca tabii ki. Ya aday durun siz isteği. Aday olamıyorsunuz. Diyor ya şu Sayın engel Bahçeli var. İki sene önce yani, söyledi bunu. Erdoğan'ın zaten aday olma hayır canım isteği. Sayın Bahçeli onu söyledi ama Sayın Bahçeli'nin o tezine karşılık hayır anayasa engel var. 101. madde engel. Dolayısıyla Erdoğan aday olamaz diye bunu defalarca söylendi siz bu kamuoyunda. Erdoğan'ın söyleyen aday olma isteğini ne zaman gördünüz Şaban abi? Erdoğan'ın aday olma isteğini... Ne zaman gördük? Ya 3-4 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı, önce Bahçeli söyledi, Sayın Bahçeli söyledi. Sonra 3-4 ay önce de bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı çık karşıma diye Kılıçdaroğlu'na seslendiğinde hani aday olacak diye, aday olmak istiyor diye gördük. Yoksa normali neydi? Normali Amerika'da mesela şey ne yaptı mesela, Bill Clinton ne yaptı ya da Obama daha yakın. Obama ne yaptı? Birinci dönem seçildi, yaptı. İkinci kez seçime girdi. İkinci kez de seçildi, yaptı. Hiç ikinci seçiminin sonunda ben yeniden aday olacağım
diye ortaya çıkmadı. Şeyde cumhuriyetçiler de hayır olamazsın diye bir tartışma yaşanmadı Amerikan kamuoyunda. Çünkü Amerikan anayasasında gayet açık, tıpkı bizim anayasa gibi, bir kişi iki kez cumhurbaşkanlığı yapabilir dendiği için hiç Amerikan başkanları iki dönem sonunda aday olması aklına dahi gelmiyor. Zaten olamaz da. Ama bizde maalesef bir garabet var. Muhalefet onu söylemeye korkuyor. İşte mağdur ederiz, mağduriyet doğururuz, İşte daha da büyütürüz karşımızda diye bir muhalefette bir özgüven eksikliği var. Bir taraftan da devletin kurumlarına karşı bir güvensizlik var. Yüksek Seçim Kurulu işte Erdoğan'ın yandaşıdır. Bir saniye, bir saniye. Ben onu söyleyeyim. Yani bu Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili bir Şaban Bey'e bir şey sormamız lazım. Bu demokratik bir ortam değil ki. Buyurun. Demokratik bir ortam değil ki. Serkan Bey'in bir sorusu var. Demokrasi görünümlü. Demokratik olmayan bir yapı. Israrla Erdoğan'ın atadığı Yüksek Seçim Kurulu üyeleri diyorsunuz da, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri nasıl seçiliyor, bir tarif eder misiniz? Hayır, 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 ben demiyorum. Ben demiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu öyle dediği onun için. Onun açıklaması öyle. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atamıyor ki. Bu nereden çıktı? Hayır, hayır. Ben öyle bir şey söylemiyorum Serkan Bey. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben o öyle zaman, bir şey. Sayın, yani Kılıç, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı da atayabilir. Gözümüzün içine baka baka affedersiniz yani, başka bir şey mi yapıyor? Şaban yani, Bey dedi ki Kılıçdaroğlu'nun zaten uslubunu yanlış bulduğunu söyledi. Onun sözleri onlar. Ya Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 üyesini Yargıtay seçiyor, 5 üyesini Danıştay seçiyor, gizli oyla seçiliyor bir de kendi üyeleri arasında. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetimi de o seçilen 11 üyenin arasında gizli oyla seçiliyor. Yani Erdoğan'ın dahli yok konuya. Bu nereden çıktı, kim çıkarttı Erdoğan'ın atadığı YSK üyeleri hikayesi nereden çıktı? Yani siz ilk fasılda da dediniz. Sayın, bunu yanlış Serkan mı duydum acaba? Serkan Bey, bunu Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Kaldı ki ben daha farklı bir şey söyleyeyim. Ya bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın atamasına gerek yok ki. Yani AK Parti lehine karar alması için. Nitekim maalesef gördük. İşte 2017, 16 Nisan 2017 şu anayasanın referandumunda 2,5 milyon mühürsüz oy seçim yasasına aykırı bir şekilde YSK tarafından kabul edildi. İki, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı seçim 31 Mart 2019 seçimi iptal edildi. Kim iptal etti? Yüksek Seçim Kurulu iptal etti. Hukuku miydi? Şey miydi? Yani doğru muydu iptal kararları? Değildi. Yanlıştı. Milletin gözünün içine baka baka AK Parti istiyor diye Yüksek Seçim Kurulu İmamoğlu'nun seçimini iptal etti. Yani şimdi bakın. Yaşamadık mı bunları? Ya Şaban yaşadık. Bey. Üstelik de aynı zarf içinde, 3 tane oy vardı. 3 tane oy vardı. İlçe belediye başkan seçimini kabul etti aynı zarfın içinde. Belediye meclis üyesi seçimini kabul etti. Ekrem İmamoğlu seçimini iptal etti. Eğer bir hukuksuzluk, bir usulsüzlük, bir sahtekarlık varsa zarfın tümünde vardır. İlçeleri de iptal etmeliydi. Belediye meclis seçimini de iptal etmeliydi. Ama orada sırf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti kaybetti, şok oldu diye ve AK Parti talep etti diye YSK hukuksuz bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun seçimini elinden aldı. Mazbatasını elinden aldı. Şimdi bakın, ama ne oradaki, yaptı millet? Orada, İstanbul halkı ne yaptı? Şimdi 16 milyon Şaban Bey, 23 teknik, Haziran'da hukuk tekniğiyle alakalı da tarihin en büyük bakın, dersini verdi. Şaban Bey, hukuk tekniğiyle alakalı uygulamaları, o süreçleri kafamıza göre yorumladığımızda canımızın istediği gibi sonuçlar çıkartabiliriz ama öyle olmaz. İtiraz hangi noktayaysa onunla ilgili karar çıkar Yüksek Seçim Kurulu'ndan da. Eğer bir itiraz olmuyorsa o konuda da bir şey çıkmaz. Şimdi yani öyle aynı zarf yani belediye başkanlığı seçimi belediye başkanlığı seçimine ilişkin itiraz varsa Yüksek Seçim Kurulu onu değerlendirir. Muhtarlıkla ilgili itiraz yok. Ne yapayım? Bütün muhtarlıkları iptal edeyim mi diyecek? İtiraz yok ama olsun, kafama göre iptal edeyim diyemez ki. Sizin hakkınızda bir suç duyurusu yoksa durduk yere herhangi bir savcı, ya Şaban Bey hakkınızda hiçbir suç duyurusu yok ama benim canım seni sorgulamak istiyor dese olur mu? Serkan Bey, ya hukukun da bir işleyişi var mahkemelerin. Bakın, siz ısrarla bütün mahkemelerin ya bir müsaade, bir cümle söyleyeyim abi, ondan sonra 30 dakika senin. Yani yok mu öyle bir şey? Pardon, özür diliyorum. Rol çalmış gibi oldum. Buyurun. Kusuruma bakmayınız. Şimdi yani öyle lafın gelişi söyledim yani, lütfen alınmayın. Şimdi bütün mahkeme kararlarını, Türkiye'deki hukukun, yargının işleyişini sanki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı böyle oturuyor, bütün dosyalara kendisi karar veriyor filan.
Ya bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat davacı olduğu bir hikayeden bahsedeceğim. Şebnem Korur Fincancı. Fincancı. Fincancı, evet. Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize, ordumuza kimyasal silah iftirasında bulundu. Tüylerimiz diken diken oldu. Yani böyle bir iftira atılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında hiç kimse böyle bir şey konuşamaz. Yani herhalde sinirlenmeyen, tepki göstermeyen kimse kalmadı memlekette, değil mi? Çok küçük, marjinal, çok azınlıkta kalan bir takım kesim dışında, marjinal çevreler dışında buna tepki göstermeyen kimse kalmadı. Serbest. Mahkeme serbest bıraktı. Dışarıda işte Canan Kaftancıoğlu gitti, sarmaş dolaş oldu. İşte destek üstüne destek veriyorlar CHP'liler. Canan Kaftancıoğlu geçen hafta tweet attı. Dördü gitti kaldı iki diye. Yani Fahrettin Altun'un açtığı ben mesela açık ve net söyleyeyim. Bakın yani evet, yargı kararıdır. Yargı kararlarına saygı duymak mecburiyetinde miyiz? Yargı kararları eleştirilemez mi? Eleştirilir. Bakın ben bunu buradan açıkça eleştiriyorum. Bu karar benim içime sinmedi ya. Askerlik yapmış bir vatan evladı olarak. Efendime söyleyeyim, benim Türk Silahlı Kuvvetlerime kimyasal silah iftirası atan, hatta bunu uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine meseleye çevirenlerden ben de davacıyım, yani şikayetçiyim. Ve alınan bu karar, yani onun serbest kalmış olması, ha sen çık bunlara devam et, iftiralarına devam et denmiş olması, yani ben hukuki bulmuyorum, içime sinmiyor bu karar benim. Ben bu kararı açıkça eleştiriyorum. Yani şimdi... Ama uymak zorundayım bu karara. Ne yapayım? Mahkeme böyle bir karar vermiş. Hukuk devletindeyiz. Eyvallah diyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi, yani şimdi burada, bunu da mı yani Sayın Erdoğan mı dedi? Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani ne alakası var ya? Hayır, ya bakın ben yurt dışı gezisinde. Serkan Bey. Azerbaycan gezisinden dönüyorduk. Bizzat sorduk Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kimyasal silah iftirasını. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar da bizim bulunduğumuz ortamdaydı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hulusi Akar Paşa ile o göz göze geldikleri anı çok iyi hatırlıyorum. Yani gözümün önünde o fotoğraf. Yani bunun hesabı... Biz uçağa binemediğimiz için o sahneleri görüyoruz. Abi yani anlatayım tabii. Betimliyim, güzel edebiyatım da fena değildir. Yani güzel tasvir ama, ederim. Ama ya göz göze geldiler, baktı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı baktı Milli Savunma Bakanı'nın gözlerinin içine böyle. Dedi ki yani Sayın Bakan dedi, Hulusi Bey dedi, yani bu işten dedi sonuna kadar hukuki açıdan hesap sormak lazım. Böyle bir iftira olmaz, yani bunun peşini bırakmayacağız dedi. Yani Cumhurbaşkanı orada, Milli Savunma Bakanı orada, Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal olarak davanın tarafı, yani devlet ya işte. Yani iktidar, devlet, hatta yanına milleti de koy. Milletin %90'ını koy, gerçekten bir şey yapalım, referandum yapalım. Bu Türk Tabipler Birliği Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan kişinin serbest kalması sizce hukuki midir? Bu yargı kararı, efendim söyleyeyim, doğru mudur, değil midir diye hadi bir referandum yapalım. %90 benim gibi düşüneceklerini zannediyorum. Yani şimdi millet Aslan'ın ordusunu ezdirmez çünkü. Serkan ama şimdi, yani böyle bir karar çıktı. Ne yapalım? Ya, bunu da mı Erdoğan aldırdı bu kararı? Serkan Bey, Şaban Bey, lütfen konuyu çok dağıtmayalım. Bugün bence süremiz kısıtlı. Öyle. Çok rica tamam, ediyorum. İnanın hemen ama bu şeyle ilgili, bu şeyle ilgili ama YSK'ya ilgili dönüyor. Müsaade... Tamam, YSK'ya dönelim, seçim tarihine dönelim. Çünkü bir sorum daha var. Reklama da çok az kaldı. Lütfen. Tamam. Şimdi Serkan Bey tabii duygu sömürüsü yapıyor izleyicilere karşı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasına karşı ben de şiddetli tepki gösterdim. Ben de o yüzden söylüyorum. Şimdi biliyorum bakın, fikrini şimdi bakın, Şaban abi Şebnem, yani. Senin de bu konudaki hassasiyetini bildiğim için söylüyorum yani. Olabilir. Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin yasalarına göre adli takibata maruz kaldı. Yine bu ülkenin yasalarına göre tutuklu kalması gereken süre kadar tutuklu kaldı ve tahliye oldu ve yargılanması devam ediyor. Onun olayıyla Ekrem İmamoğlu'nun seçiminin iptal edilmesinin hiçbir benzerliği yok. Ne alakada bunu anlattınız ya, anlamadım. Tane mahkeme şimdi sizin, kararı. Sizin, bakın, şimdi bir dakika. Sizin 50 ya, tane alaka, mahkeme sizin kararı cüzdanınız, koyarız masanın dakika, üstüne. Serkan Bey, sizin iktidarın aleyhine olan. Siz şeyi Serkan Bey, siz banka yani cımbızla çekiyorsunuz, birkaç örnek veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bütün mahkemeleri Cumhurbaşkanı yönetiyor. Ya yok ya, böyle bir tamam, şey. Tamam Şaban Bey, devam edin. Ezberletilmiş kardeşim, iftiralar bunlar bakın, artık. Ankara'da AK Partili pek çok siyasetçi
Ya işte bu 31 Mart'ta seçimleri iptal ettirmeyelim diye söyledik Cumhurbaşkanı'na ama ikna edemedik diye benim kulaklarımla duydum. Kaç tane AKP'liden duydum. Ya itiraz etmeyelim demişlerdir. Cumhurbaşkanı'na hayır iptal ettirmeyelim seçimi. İptal ettirmeyelim. Dedik, iptal ettirmeyelim ikna şu itiraz etmeyelim. Şaban Bey ben de çok pek çok AK Partili siyasiden Erdoğan benim sözümden Cumhurbaşkanı çıkmaz. Dedi ki, ben yüklenip alırız. Cumhurbaşkanı demiş ki ya yüklenip alırız. Yüklenip alırız. Ya bakın. Demiş. Onun üzerine o ortamda iptal yokuz. Ne diyorsunuz siz birileri ya? Öyle laflar söylüyor. Allah herkes aşkına. Birilerine mal ediyor. Ya. Hangisi doğru hangisi ya, yanlış Bey, bilmek mümkün değil. Serkan Bey. Tezvir Serkan aklımda. Bey sen de biliyorsun da. Ben bir başka şey sorabilir miyim ya? Bu kısırlıktan çıkıp. Yok ya. Şaban Bey. Evet, bu döngüden biraz çıkalım. Şaban Bey. YSK bu kadar mimli, bu kadar güvenilmez bir kurumsa biz niye seçim yapıyoruz Allah aşkına? Niye iltica etmiyoruz işte, Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya, Japonya'ya? Ben de onu soruyorum. Hayır, ben YSK'yı güvensiz demiyorum. Hayır, ben Kemal Bey'e soruyorum. Size soruyorum canım. Bilemem. Onu Kemal Bey'e sormak lazım. Ben bakın, bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanı bu şekilde konuşmamalı diyorum ben. Ağzınız ben eğer de aynı kanaatte. Durum hakikaten ana muhalefet partisi genel başkanının söylediği gibi ise o zaman biraz önce sen söyledin Taceddin Bey, dünyayı yıkarım. Tabii canım. Dünyayı yıkarım, tamam mı? Söyleyip bırakmam. Tabii. Söyleyip bırakmam. O parlamentodan da çekilirim. Milleti de sokağa dökerim. Adil seçim diye, demokratik seçim diye. Aynen. Yani böyle söyleyip bırakılmaz o iş. O işin temeli. Yani hocam bir de şunu sorabilir miyim? Ama bak Sayın Kılıçdaroğlu da haklı olduğu yerde var. Nedir haklı olduğu yer? 2,5 milyon mühürsüz oy ve İstanbul Ekrem İmamoğlu seçiminin iptal edilmesi. Ama o konularda da o hukuksuzluklarda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi alması gereken gerekli ciddi cesur tavrı almadı. Orada da edilgen davrandılar. Şimdi Şaban abi şunu sorabilir miyim? Bu şekilde YSK'ya, anayasaya aykırı ama biz bir şey demeyeceğiz. Kimi kime şikayet ediyorsun diyerek. Ya insanlara bir yandan diyorsunuz ki Erdoğan indirmenin yolu sandıktır. Gelin buna inanın. Yüklenin buraya. İnsanları motive etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da böyle diyerek cesaretlerini kırıyorsunuz. Akabinde yani öyle bir düzen var ki diyorsunuz insanlara. YSK'yı da belirleyen Erdoğan, seçime girsek de sonuç değişmeyecek. Ayşenur Aslan mı demişti? CHP'nin de silahlı şeyinin olması lazım diye. Kim demişti? Biri demişti. Evet, evet. Ya ne istiyorsunuz insanlar? Size demiyorum. Kemal Bey'den bahsediyorum. Şu an onu eleştiriyoruz ya karşılıklı. Beklediğiniz nedir yani? İnsanların metot olarak marjinaliteye yönelmesi midir? Ümidimiz seçim. Seçimle gireceğiz sanda iyi olan kazanacak. Neyse bu kadar. Yani evet ben de onu diyorum yani muhalefet böyle davranmamalı. Yani daha cesur davranmalı. Eğer dediği gibi Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorsan o zaman bunu daha yüksek sesle söyle ve Yüksek Seçim Kurulu'nun daha güvenilir bir hale gelmesi için çaba göster, uğraş ve orayı daha güvenli hale getirmenin yolunu bir şekilde bul. Peki reklama gitmem yoksa, gerek. Yoksa hani insanları böyle hani tam seçime giderken çaresiz, enerjisiz, işte güvensiz duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Onu peki, demeye çalışıyorum. Teşekkür verelim. Ederim Mine Hanım. Sağ olun. Ne demek? Bir ara verelim, döneceğiz. Yeniden merhabalar. Müzakereye devam ediyoruz kıymetli konuklarımızla. Türkiye siyasetinin gündemini konuşuyoruz. Şimdi başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi bu akşam komisyondaydı. Öneri kabul edildi. CHP İYİ Parti'nin önergesi reddedildi. Şimdi bu konuyla ilgili de yanılmıyorsam bu gecelik bu kadar gelişmeler. Biraz bu konuya girelim istiyorum. Muhalefet başörtüsüne, güvence maddesine neden karşı çıkıyor? Taceddin Bey'le başlayalım bu sefer bu tura. Vallahi her şeyden evvel tabii hukuka ait bir şey. Hele Türkiye gibi bir memlekette başörtüsü mevzunun mevzu olmaktan çıktığını hepimiz biliyoruz. Durup dururken bayram değil, seyran değil. Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifi vereceğini söyledi. Ben o zaman şöyle bir şey söyledim. Memleketimizde başörtüsü mesele değil ki.
mesele olmayan bir şeyi meseleymiş gibi konuşursanız mesele mesele olur. Yani bir mesele değil. Mesele olmaktan çıkmış bir şeyi neden tekrar mesele kılıyoruz? Ey Kemal Bey, burada iyi niyetiniz var mı? Ve şunu söyledim. Kanun dediğiniz şey yarın bir gün bir başka düzlemde değişir ve dönüşür. Siz böyle bir şeyle kendinizce şeffaf bir jelatinle güvence altına aldığınızı söylüyorsanız eğer, bu güvence güvence değildir. İnsanların unuttuğu bir tartışmayı açtınız, hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyledikten sonra özellikle seküler çevrelerde nerede çok aşırı bir reaksiyon vardı Kemal Bey'e karşı. Yani buna karşı olan ve buna karşı reaksiyon gösteren bir çevre var. Çünkü geçen hafta da söylediğim bir şey, bizi 14 Mayıs'ta bekleyen şey aynı zamanda birikmiş bir öfke. Bu öfke buluttu, şey oldu yani, süblimleşti artık, buz oldu bu. Buzlaştı, şey oldu, katılaştı. Katı bir öfke var. Ve insanlara siz başörtüsüyle ilgili bir şeyi yeniden hatırlatırsanız buna karşı büyük bir direnç koyabilecek güç var memlekette. Bunun da farkında zaten Kemal Bey. Zımnen dedi ki ben iktidara geleceğim, sizi kendimden koruyorum. O meşhur şey var ya, Kanuni Sultan Süleyman'ın damat İbrahim Paşa'ya verdiği emanname. Hani sana ben bile dokunamam emannamesi vermiş. Bunun gibi bir şey. Fakat bu zayıf bir zırh. İkincisi, mesele olmayan şeyi mesele kıldı. Burada anayasal dönüşüm. Birincisi alelade bir kanun gibi, ikincisi her türlü yorumlanabilecek bir şey değil. Çünkü önerdiği şey, Kemal Bey'in önerdiği şey bir şekilde başka türlü tevil edilip yeniden oğlunun askerlik yemin törenine askeriyeye giremeyen anneler tablosuyla bizi karşılaştırabilecek bir şeydi. Şimdi deniyor ki buna karşı madem bu kadar ciddisiniz gelin anayasal bir değişiklik yapalım. Şimdi bu anayasal değişiklik talebinin karşısında bir kanuni değişiklik talebiyle çıkmak birincisi çok samimi bir şey değil. Yani mesele değildi, durup dururken hiç kimsenin gündeminde olmayan bir şeyi gündemimize Kemal Bey soktu. Madem öyle Kemal Bey, gelin bunu anayasa değişikliğiyle hep birlikte yapalım dendiğinde ise buna karşı bir direnç. Elbette orada başörtüsüyle birlikte ailenin, Türk aile yapısının korunmasıyla ilgili bir teklifin de birlikte gelmesi mühim. Bu 14 Mayıs seçimleri sonrası bizi bekleyen büyük kavga ile ilgili de bir hazırlık, zira biliyorsunuz Türkiye dünyadan ayrı bir ülke değil. Şu an Avrupa'nın kahir ekseriyetinde sürüp giden bir tartışma bu. Özellikle Macaristan, Sırbistan, Rusya gibi ülkelerde büyük reaksiyonlar var LGBT tartışmalarına. Türkiye'de de bu tartışma çok şiddetlendi bir ara. Fakat madem seçim var, muhafazakar direnci yükseltmeyelim diye bu seneyi hafif geçtik. Bu sene yükselmedi ama 14 Mayıs sonrası bu çok yükselecek. Bununla ilgili de bir teklif vardı burada. Ez cümle AK Parti'nin getirdiği şey birincisi kılık kıyafete yönelik o eski Jacoben icbar edici tavırların yeniden ortaya çıkmayacağı bir anayasal güvence. İkincisi Türkiye'de aile standardının Türk geleneklerine, Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde düzenlenmesi. Aile dediğiniz şeyin buna göre tanımlanması. Onun haricinde özel hayata müdahale eden bir şey değil. Ancak yani eşcinsel çiftlerin çocuk edinmesi ve gibi konularda ve bu konularda bizim toplumumuz zaten son derece açık, değer yargıları da açık. Yani kamuoyunda buna yönelik büyük bir liberal özgürlükçü bir destek olduğunu zannediyorlarsa hiç böyle bir şey yok. Yani bu referanduma gittiği anda nasıl bir mukabele göreceğini aşağı yukarı hepimiz biliriz. Yüzde kaçla bunun kabul edileceğini. Kendisini çok seküler görenden, çok muhafazakar, dindar görene kadar insanların bu konuda bir kanaati var. Dolayısıyla ben buradaki yasa değişikliği talebinin birincisi lüzumsuz, ikincisi çok da samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple buna karşı bir el yükseltilmişken anayasa değişikliği ki AK Parti burada büyük bir risk aldı. Madem böyle bir anayasa değişikliği yapacağız, HDP'nin kapısını dahi çalarız dedi ve HDP'nin kapısını çaldı bununla ilgili görüşerek. Yani bu kadar yükseltmişken eli AK Parti, bunun karşılığında Kemal Bey'in teklifi
meselenin ciddiyetine yaraşır nitelikte değildi. Bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Buyurun Serkan Bey. Konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Yani böyle bir gündem yoktu dedikleri gibi. Evet. Şu tartışmalar da oldu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na bu aklı kim verdi? Yani şüpheler Sayın Davutoğlu'nun üzerinde yoğunlaşmıştı. Yani şunlar söylenmişti. Sayın Davutoğlu önerdi bunu. Sayın Kılıçdaroğlu da bu öneriyi seslendirdi gibi bir takım tartışmalar da oldu. Bunlar ne doğrulandı ne yalanlandı. Öyle ortada kaldı. Şöyle bir durum var. Altılı masadaki ortaklarının dahi haberi yoktu Sayın Kılıçdaroğlu bu öneriyi ortaya attığında. Bir akşam biz yine burada canlı yayındaydık. Ala ve ala ile davullarla, zurnalarla Sayın Kılıçdaroğlu saat tam 21'de müthiş bir şey açıklayacak, bir anda gündem değişecek, geliyor gelmekte olan filan nidalarıyla o video yayınlandı. Baktık, başörtüsüne güvence getiren bir yasa değişikliği öneriyorum dedi. Bu kadar. Sonra tabii işin tartışılan başka kısımları da oldu. Yani o yazılan yasa metni, hukuk tekniği açısından garabet. İşte mesleki açıdan başörtüsü takmaması gereken kişiler vesaire ve bunun gibi 2 nokta, 3 nokta filan. Hiçbir yasa metninde olmaması gereken tarzda yaklaşımlar ve yazım sıkıntıları, hataları. Onlar da ortaya çıktı. Tabii bütünlüklü olarak tartışıldı mesele. Ya en yoğun tepki zaten Kılıçdaroğlu'na kendi ortaklarından geldi yani bunu. Hatırlayalım, İYİ Parti dedi ki nereden çıktı bu? Hı hı. Biz hiç haberimiz bile yok. Ben böyle bir gündemi yok Türkiye'nin. Yani durduk yere siyaset meydanına niye tekrar başörtüsünü bir numaralı gündem maddesi olarak taşıyor Kılıçdaroğlu anlamak mümkün değil diye. İYİ Parti sözcülerinin tepkilerini çok sık işittik. Hatta dediler ki yani bu derdi başımıza Kılıçdaroğlu açtı. Nasıl açtıysa kendisi çözsün. Yani demeye vardırdılar işi, oraya kadar getirdiler hatırlarsak. Tabii böyle bir pas gelirse Erdoğan gibi bir golcüye, yani siz ona böyle bir pas atarsanız o onu dizinde sektirir, göğsünde yumuşatır, voleyle de vurabilir, rövaşata da yapabilir. Her türlü böyle tribünleri hareketlendirecek bir hareketle CHP'nin, muhalefetin kalesine gönderdi. Tam 90'a taktı. Yasa yetmez, anayasa yapalım dedi. Madem öyle gel böyle yaptı. Hepsi böyle kaldılar. Şimdi ne yapacağız diye. Şimdi ne yapacağız? Yani burada olması gereken, madem böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında sorun yok. Taceddin çok güzel söyledi. Yani başörtülüleri kendimizden koruyacağımıza söz veriyoruz. Yasa önerisi. Yani CHP diyor ki bir zamanda çok zulmettik. Hatta zulmedilmesi için anayasa mahkemelerinin önünde nöbetler tuttuk. Bizatihi benim de imzam var Kılıçdaroğlu olarak gittik. O başörtüsü özgürlüğünün iptali için başörtüsü yasağı sürsün diye ben de imza atmış biriyim. Ya, ama bunlar hataydı, yanlıştı. Bunlardan ders aldık. Biz bütün başörtülüleri kendimizden yani CHP'den korumak için yasa çıkartalım demeye getirdiler. Ondan sonra işin zaten mantıksızlığı buradan başladı. Buraya kadar geldi. Madem açtınız konuyu, sonu getirin. Yani Sayın Erdoğan'ın önerisi de kötü değildi ki yani. AKPAR, Cumhur İttifakı'nın önerisi de. Ya tamam, madem iyi niyetlisiniz, güvence istiyorsunuz. Tam güvence verelim. Yani güvence değil de tam güvence verelim. Anayasal güvence olsun. Bu. Bir de yani itiraz edilen mesele ne şimdi bu aileyle ilgili? Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur. Bu değil mi? Bir cümle bu. Şöyle, CHP ve İYİ Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge reddedildi. Dini inancı sebebiyle. Ya ne var tam dini inanç? Yani bir yerde din ama ve inanç ifadesi geçince artık rahatsız olma seanslarını da kapattık. O da eskide kaldı. Ama yani eski bitti bir o tartışmayı ya. Da hatırlatmıyor mu? Yani şey vardı, şöyle şuradan tavşan kulak sıkarsan dinidir, gelenekseldir. Böyle bağlarsan semboliktir, siyasaldır. Yani bu kime göre, neye göre çok suistimal edilen bir şeydi ya o şimdi zaman. Şöyle, yani efendim buraya inanç ifadesini koymayalım, din ifadesini koymayalım.
Koyma var, istediğin yerden kaldır. Bu millet Müslüman yani. Sonuçta hiçbir yerden kaldıramazsın. Ve insanlar inançları gereği başörtüsünü kullanıyorlar yani. Bunu kullanmaya da devam edecekler. Sen istediğin kadar bunu yasaya yazma. Gerçek bu. Yani gerçeği oraya yazmanın ne sakıncası var? Hayatın gerçeği bu işte. Yani hayatın gerçeğiyle anayasalar ne kadar örtüşürse, keseceğin, Taceddin çok sevdiği bir kelimedir. Tetabuk ederse. O kadar iyidir yani demokrasi. Yansımış olur, millet devlete yansımış olur. Bir taraftan da yani bu aile şeyi. Ya araştırdım. Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur. Sözü kime ait? İlk bunu kim söylemiş? 1925 İnebolu konuşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler, izaha bile muhtaç yoktur ki aile bir kadın ve bir erkekten mürekkeptir diyor. Neyin üstüne? Hayır yani İnebolu konuşmasında ailenin öneminden bahsediyor. Diyor ki yani efendiler izaha bile muhtaç yoktur ki aile bir kadın ve bir erkekten oluşur. Atatürk'ün sözünü almışlar anayasaya koyalım demişler. Yani ne var bundan rahatsız olacak ne var? Yani buradaki sıkıntı ne? Ya onu da anlamak mümkün değil. İşin biraz siyasi boyutuna geri dönüp şunu sormak istiyorum size. Altılı Masa'nın diğer ortakları neden yoktu sizce bu ortak başörtüsü teklifinde? CHP ve İYİ Parti için söylüyorum. Şey mi? Saadet, Gelecek. Ya zaten Saadet Partisi'nin bu konudaki şeyini biliyoruz. Yani baştan da söyledik ya, onlar hiç aslında bu meseleyi üzerlerine alınmadılar. Yani kendi meseleleri olarak görmediler. Bu arada çok özür diliyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne aklım gitti. Saadet Partisi ile ilgili söylediğim şeyi geri alıyorum. Pardon. Buyurun. Yani baştan itibaren çok desteklemediler zaten. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini de desteklemediler. Yani biraz... İYİ Parti sanki CHP'nin koluna girmiş, CHP'yi kurtarmaya çalışmış gibi değil mi oldu burada? Hani İYİ Parti ile beraber ortak bir önerge verdik de bu önergemiz kabul edilmediği için yan çizdik noktasına getirdiler filan. Hani İYİ Parti bir destek çıkmış CHP, yoksa CHP tek başına kalacaktı bu işte. Diyeceklerdi ki yani Kemal Bey, yani başımıza açtın bir iş, hadi şimdi temizle, nasıl yapıyorsan yapan. Burada İYİ Parti yani ortaklık hukukunu işletmiş. Düzgün davranmış bence. Yardımcı olmuş CHP'ye. Peki. Şaban Bey size dönelim. Buyurunuz. Şimdi ya tabii bu başörtüsü anayasa güvence, başörtüsünün anayasal güvence. Hakikaten bunları konuşmak o kadar, ya bu devirde insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Maaşlarıyla geçinemiyor. Gençler işsiz. Gençler memleketten umudunu kesiyor. Yani ya sosyolojik olarak hakikaten toplumda büyük sıkıntılar var. Ekonomik ve sosyal sıkıntılar var, sorunlar var. Ya evet. Büyük bir kriz yaşanıyor. Uluslararası alanda işte Türkiye'nin şeyde Ege'de sorunları var. NATO'da sorunları var. Suriye'de sorunları var. Türkiye bir seçime gidiyor. Tam böylesi bir atmosferde, ta 90'lı yıllarda kalmış ve artık çözülmüş ve artık hiç kimsenin sorun görmediği. 90'lı yıllarda bunu sorun yapanların bile ya pişman olduk, özür dileriz dediği. Mevcut iktidarın başörtüsü sömürüsü, din sömürüsü nedeniyle büyük bir sinerji, destek sağladığı, bunu tepe tepe kullandığı böyle bir ortamda muhalefetin tutup, dediğim gibi 90'larda kalmış ve artık hiç kimsenin sorun olarak görmediği başörtüsünü gündeme getirmesi ve buna bir yasal güvence önermesi, yani akıl alır gibi bir şey değil. Sonra biz bunları söyleyince Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar diyorlar ki, ya niye işte eleştiriyorsun? Ya kardeşim, ya Allah aşkına, ya Türkiye'nin sorunu bu mu? Ya bu mudur ya Türkiye'nin sorunu? Ya bu ülkenin gençleri, bu ülkenin çocukları, bu ülkeden umudu kesmişler. Siz onlara bir umut aşılayın. Bakın 21 yıldır bir iktidar var başımızda. İyi kötü. Ama bizler, ya bizler derken hani muhalefet kamuoyu diyeyim, CHP kamuoyu, CHP oy verenleri bu iktidardan memnun değil ve bu iktidarın bir an önce gitmesini istiyorlar. Bir an önce değişmesini istiyorlar. Neden? Sosyal ve ekonomik gerekçeleri var. Onlarca, yüzlerce sosyal ve ekonomik gerekçeleri var. Muhalefet kamuoyunun bu iktidarın değişmesi arzusunun altında. Ve şunda hepimiz ittifak ediyoruz. AK Partililer de ittifak ediyor, Cumhuriyet Halk Partililer de. Ülkemiz büyük sorunlar yaşıyor.
Bunu her zaman söylüyorum. Bakın ben çok önemsiyorum Mine Hanım. Bu ülkenin çocukları, gençleri yani 15-25 yaş arası çocuklarımızdan söz ediyorum. Ya geleceğimizden, cumhuriyeti işte emanet edeceğimiz, ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan söz ediyorum. Bu ülkeden umutlarını kesmişler. Ve diyorlar ki imkan bulsak işte Avrupa'ya, Kanada'ya göç ederim, oraya yerleşirim diyor. Bunu bakın biz söyleyince itiraz ediyor kimi işte arkadaşlarımız da. Bir iki ay önce Yusuf Kaplan diye AKP'yi destekleyen bir kişi var. Hı hı. O söyledi. Hatta o dedi ki %90 dedi. Gençlerin %90'ı ülkeyi terk etmek istiyor dedi. Tweet attı. Yazı yazdı. Şimdi böyle bir Türkiye'de muhalefetin tutup yani hem de iktidarın en kuvvetli olduğu bir alanda ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kuvvetli olduğu bir alanda başörtüsü, din ya başörtüsüne yasal teklif, yasal işte güvence getirelim. Niye? Ya biz geçmişte hata ettik, karşı çıktık falan. E tamam kardeşim geçmişte hata ettin de zaten geçmişini inkar ede 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 bugüne kadar yani partinin siyasetten hiçbir şey bırakmadın ki ortada. Yani bu mudur yani Türkiye'nin sorunu? E tabii ki Cumhurbaşkanı da yani ayağına gelen o pası hem de tam seçim öncesinde müthiş. Zaten ekonomiden bunalmış. Millet geçim sıkıntısı altında inim inim inliyor. Ne güzel tekrar ekonomiden çıkacak, geçim sıkıntısından çıkacak, hayat pahalılığından, enflasyondan çıkacak tartışma nereye gelecek? AK Parti'nin en güçlü olduğu başörtüsüne gelecek. Hemen anayasa teklifi olarak el yükseltti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o kadar yani gerçekten hani benim aklım almıyor. Ya nasıl yapılır böyle bir hata? Siyasi hata. Ve şimdi de kıvranıyorlar. Muhalefet kıvranıyor. AK Parti dayandı mı şey teklifi? Bakın şimdi bunlar acı gerçekler. Beni izleyen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, izleyicilerimiz muhtemelen bana kızıyorlar şimdi. Ama arkadaşlar yani ya elinizi şöyle yani başınızı şöyle iki elinizin arasına alıp bir düşünün lütfen. Yani şimdi bakın kıvranıyor Cumhuriyet Halk Partisi nasıl tavır koyacağız? Dediler ki önce efendim altılı masada bu konuyu değerlendireceğiz. AKP ve MHP'nin anayasa teklifine karşı ortak tavır alacağız altılı masa olarak. Evet. Ama bunu söyledikleri gün altılı masa toplantısına daha bir hafta varken altılı masadaki Saadet Partisi'nin bir milletvekili gitti AKP ve MHP'nin teklifine imza attı, destek verdi. Yani İyi Parti çıktı dedi ki kardeşim nereden çıktı şimdi bu geride kalmıştı niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Böyle bir sorun yoktu yani, oldu dedi. Oldu mu şimdi evet. Bu? İşte AKP zaten elini ovuşturdu. Dediğim gibi hani hemen gollük pası penaltı noktasına koydu topu. Şimdi yani ya olmuyor. Şimdi meclise de verdikleri önergeye bakıyorum. Yani hani laf olsun torba dolsun önergesi. Açık söyleyeyim laf olsun torba. Neymiş? Efendim önerge şu CHP ve İYİ Parti'nin ortak verdiği önerge. Başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere. Başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere. İşte alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır. Yani ekledikleri kelimeler şurası başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere. Şimdi tartışıyorlar komisyonda nedir bu önerge? Niye böyle bir önerge veriyorsunuz? Efendim diyorlar işte laiklik hani anayasadaki laiklik ilkesine aykırı olmaması için hani sırf başörtüsü değil de başını örtmeyenleri de güvenceye alalım. E şimdi kardeşim bu hatayı yaptın, sürdün sahaya topu. Şimdi işinden çıkamıyorsun. Dolayısıyla elbette AKP senin bu önergeni reddedecek. AKP MHP neden reddedecek? Çünkü onlar istiyorlar ki, çünkü AKP ve MHP istiyor ki ben de olsam açık söyleyeyim AKP'nin yerinde ben de olsam bu iş mecliste uzlaşmayla çözülmesin. Mümkünse seçime üçüncü bir sandık olarak 14 Mayıs'ta bunu da halkın önüne koyayım. Cumhurbaşkanlığı seçimine de milletvekilliği seçimine de başörtüsünün yaratacağı sinerjiyle girim isterim. O nedenle iktidar muhalefetin bu tür önergelerini kabul etmez mecliste.
Etmez. Ben de olsam ben de kabul etmezdim. Çünkü siyasi bir kazanım elde etmeye çalışırım ondan. Yoksa mecliste uzlaşmayla çözülüp işte sessiz sedasız diyelim ki 400 oyla geçtikten sonra AKP'ye siyasi bir şey kalmayacak ki ondan. Geçsin o zaman. Yani bütün bunların... Şaban Bey geçirsinler o zaman. Değerlendirilemediğini, düşünülemediğini, öngörülemediğini, strateji hatası yapıldığını, taktik hata yapıldığını, siyasi hata yapıldığını düşünüyorum. Peki. Geçmiş olsun. Yani muhalefete geçmiş olsun. Bu konu 14 Mayıs'a kadar başta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından olmak üzere AK Parti ve MHP tarafından siyaseten tepe kullanılacaktır. Şaban Bey, yani bir blöfü yok etmenin yolu onu görmektir. Ben madem böyle bir şey var, ellerinden alacaklar, girsinler parlamento, hepsi kahraman olsun, hep birlikte geçirsinler bu paketi. Yani elinde alsınlar elinde doğru şeyler, ya elinde doğru kağıtlar varsa blöfü görebilirsin. Elindeki kağıtlara güvenmiyorsan blöfü göremezsin. Çekilirsin oyundan. Ha şöyle, yani durup dururken gel oynayalım diyen Kılıçdaroğlu. Hani ben evde oturuyordum, pijamamı i̇şte çekmiş ki... oturuyordum. Beni masaya çağırdın. Blöfümü yaptım. Restimi çektim. Ya oynayacaksın, geleceksin. Ya nereden çıktı bu? Şey yapacaksın, masadan kalkacaksın. Ben şu demek anda... Demek ki eli sağlam değilmiş. Eli sağlam değilmiş de Şaban Bey, sizin söylediğiniz hani bu kağıtlar yanlış dağıtılmış. Bu bir şekilde CHP tarafından sürüncemeye götürülecek. Bu da AK Parti tarafından suistimal edilmeye devam edilecek diyorsunuz ya. Bunun iptalinin yolu çok açık. Parlamentoda anayasayı el birliğiyle çıkartacaksınız. Sonra Kılıçdaroğlu çıkacak, diyecek ki başörtü sorununu ben çözdüm. Zaten böyle diyordu ya. Teşekkürler Kılıçdaroğlu diye tweet atıldı ya EYT'den sonra. Bundan sonra da atılacak. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Yani bu da bir yollu yöntem. Bilemiyorum. Yani burada bir yani yönetilememe, yani bu olaya özel söylüyorum. Başından beri yani o teklifin ilk Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasından bugüne kadar bu olayın yönetilememe durumu var. Bir şekilde o yönetilememe işi sürüyor maalesef. Ve anlaşılan olarak ki sürecek gibi de görünüyor ve ben 14 Mayıs'a kadar bunu süreceğini düşünüyorum. Yani mecliste, bakın mecliste kabul etseler de, hani referanduma gitmesini önleseler de yine bu konuşulacak. Cumhurbaşkanı bunu yine meydanlarda söyleyecek. Peki. Tek parti döneminden girecek. İşte biraz önce sizin de anımsattığınız gibi Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya kadar bu seçim sürecine kadar anlatılacak. Kaldı ki mecliste muhalefet de destek verse, 400'den fazla oyla kabul edilse bile ben bunu AK Parti'nin yine de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasal yetkisiyle referanduma yine götüreceğini düşünüyorum. Ben olsam götürürüm. Vallahi samimi bir şey söyleyeyim Şaban Bey. Hani siyasal sosyolojik olarak pozisyonum ortada. Ben bu meselenin anayasal olarak güvence altına alınması alınmamasından ziyade hiç gündeme gelmemesini tercih ederdim. Ya utanıyorum artık. Ya 2023 Türkiye'sinde konuştuğumuz şeylere bak. Yani çok ayıp şeyler değil mi bunlar? Ya Türkiye gibi sosyolojik bir hakikat. Efendim? Gereksiz diyor. Çok saçma sapan bir şey ya. Öyle. Erdoğan da diyor ki siz bu eğer hala sizin için gündemse gelin burada anayasal güvence altına alalım. Vallahi ben çok daha tutarlı görüyorum Erdoğan pozisyonunu. Siyaseten suistimal ediyorsa da vallahi siyasetçi ayağına gelen topla oynar. Siyasetçinin işi o. Peki biraz adaylık meselesine şimdi geçelim. Altılı Masa'daki adaylık tartışması acaba son etaba mı geldik? Yine işte liderlerin bir takım açıklamaları var. 26 Ocak'taki toplantıda konuşulacak aday konusu diyor Sayın Akşener. Yine bir gazeteciye konuştu. Şimdi şöyle, aday karara bağlanır mı sorusuna şöyle yanıt vermiş. Hiç bilemiyorum. Şu anda bunu söylemem mümkün değil. Bence karara bağlamalıyız ama ben diğer arkadaşlar adına konuşamam. Onlar ne düşünüyor, ne olacak bilmiyorum. Çünkü yani hala kimin ne düşündüğünü aslında bilmediğini dile getirmiş. Gültekin Uysal da diyor ki karar alma süreçleri artık erkene alınmalı. 23 Ocak'ta söylemiş bunu.
Ve bir kulis haberi var. O da şöyle, bugüne kadar altılı masa ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı adayının Şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı. Bu tura Şaban Bey'le başlayalım. Çünkü enteresan bir açıklamanız oldu. İki isim telaffuz ettiniz. Neler konuşuluyor Ankara'da? Buyurun. Evet, teşekkürler Mine Hanım. Şimdi tabii Sayın Akşener Perşembe günü İYİ Parti'nin ev sahipliğinde altılı masayı toplayacak. Ve liderlere işte dolaştı. Her altılı masa toplantısı öncesi olduğu üzere ev sahibi genel başkan diğer 5 genel başkana dolaşarak hem gündemi müzakere ediyor hem de işte ya şunları konuşalım diye gündem öneriyor ve toplantıya davet ediyor usulen. O süreci tamamladı şimdi Sayın Akşener ve bir açıklama yaptı. Dedi ki işte 26 Ocak'ta İYİ Parti'deki toplantıda bu konuyu açacağız dedi. Sayın Kürşat Zorlu'nun İYİ Parti sözcüsü Profesör Zorlu'nun bir açıklaması var. Dedi ki 26 Ocak'taki toplantımızda, altılı masa toplantısında ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde Cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak dedi. Yani nasıl olacakmış? Yoğun ve kapsamlı. Yoğun ve kapsamlı şekilde Cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı, yani tartışılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacak diyor İYİ Parti sözcüsü Sayın Kürşat Zorlu. Şimdi anlıyoruz ki İYİ Parti ciddi bir hazırlık içinde bu Cumhurbaşkanı adayının konuşulup hani bir an önce karara bağlanması konusunda. Şimdi tabii Ankara'da bir takım bilgiler, kulisler yayıldı. Evet. Şimdi İYİ Parti'nin baştan beri hani kazanacak aday diye formüle ettiği Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkışı sürüyor. Yani bugün itibariyle de İYİ Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir duruş sergiliyor. Yani kazanması riskli. Pozisyonunu koruyor İYİ Parti. Onu biliyoruz. Ve öte yandan Sayın Ekrem İmamoğlu işte 15 ili kapsayan bir Anadolu programı yaptı. Evet. Anadolu'yu işte hani il il 15 ili dolaşacak bir çeşitli açılışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kardeş belediye diye katkı yaptığı, o gideceği 15 ildeki belediyelerin işte bir takım açılışlarını, işte temel atmalarını falan yapacak. Tabii gidince Ekrem Bey'in gittiği yerlerde doğal mitingler oluşuyor. Hani ona yönelik kamuoyunda çok yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Hala sürüyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik kamuoyundaki o yoğun talep sürüyor. Aday olması, aday yapılması konusunda. Şimdi yani 26 Ocak'taki İYİ Parti'deki toplantıda bir takım isimler konuşulacak. Benim kanaatim, yani benim aldığım bilgi, duyum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan, yani adaylık iddiasından vazgeçeceği ve masaya iki isim önereceği şeklinde bir duyumum var. Bu iki ismin de Sayın Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, genel başkanımızı, Sayın Faik Öztürk ve Sayın İlhan Kesici, yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bu iki isim olacağı konuşuluyor. Yani bu iki isim şu anda Ankara'da konuşuluyor ama sürpriz ya da bu iki ismin dışında bir takım şeyler, önermeler olabilir. Sayın İmamoğlu'nun adı gelebilir masaya. Ki ben biraz zayıflamış görüyorum yani Sayın İmamoğlu'nun adının masaya gelmesini. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasından vazgeçmesi durumunda Sayın Akşener'in de İmamoğlu'nu masaya önermeyebileceğini düşünüyorum. Ve hani işte o durumda İlhan Kesici ya da Faik Öztürk isimlerinin ciddi bir seçenek olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Peki. Tabii şey diğer üç parti, özellikle Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin de başka bir ismi önerebileceğini duyuyoruz. Ya şimdilik hani
tablo bu gibi görünüyor. Böyle Peki. görünüyor Mine Hanım. Serkan Bey, sizinle devam edelim. Gördüğümüz üzere hala bir mutabakat yok. Ama iki isimden bahsetti Şaban Bey. Hem o konuda hem de adaylık rüzgarı yani, ne yönde? Buyurun. Ya ilan kesici makul bir isim. Sağ siyasetten geliyor. Yani soldan bir isim göstermek risk olarak algılanıyorsa ki Meral Akşener'in de baştan itibaren, yani İyi Parti'nin daha doğrusu baştan itibaren ortaya koyduğu, yani Türkiye'de bir 70'e 30 sağ sol dengesi hep gözetilir siyasette. %70 sağ seçmen, %30 sol seçmen. Hadi diyelim bu %60'a 40 olsun. Bu işte sosyolojiyi dikkate almak gerektiği siyasette bir ön kabul olarak görülür. Buna göre siyaset kurulur. Bundan dolayı hani sol kökenli değil de sağ kökenli bir isim olsun diye belki İlhan Kesici tercih edilebilir bu bakış açısından dolayı. Ama Faik Öztrak olmaz, olamaz. Yani Faik Öztrak dediğimiz zaman 40 yaşın üstündeki herkesin aklına Carlo Cottarelli gelir. Yani Carlo Cottarelli diye bir adam vardı. IMF Türkiye masası şefiydi. Fiilen Türkiye'yi yönetiyordu. Giydiğimiz çoraptan içtiğimiz çorbaya kadar her şeye o karar veriyordu yıllarca. 3 ayda bir 1 milyar dolar, 2 milyar dolar bize para verecek mi, vermeyecek mi diye biz yıldızlara baktırıyorduk. Astroloji, işte kahve falları filan. Carlo Cottarelli çantası dolu mu geldi? Memur bu ay maaşını alabilecek mi acaba diye Türkiye bugünlerden geçti. İşte Carlo Cottarelli Türkiye'nin işte asıl yöneticisiydi o zaman. Türkiye yönetimini Carlo Cottarelli'ye, IMF Türkiye masası şefine devretmişti. Tam o sırada da Faik Öztrak bu beyefendinin çantasını taşıyordu. İşte havaalanına gelirdi Carlo Cottarelli. Bütün kameralar havaalanına koşardı. Orada işte indi, işte siyah ayakkabı giymiş, çantası kahverengi filan, magazini filan da vardı yani. En önemli adamdı Türkiye'de. Yani Türkiye'nin siyasetçileri Türkiye'yi yönetemiyorlardı. Carlo Cottarelli yönetmek için. Faik Öztrak'a verilen görevde Carlo Cottarelli'nin yanında dur, ne isterse yap, talimatlarını birebir yerine getir şeklinde bir bürokrattı. Yani Faik Öztrak'a aday gösterdiğiniz an yaşı 40'ın üstünde olan herkes o Carlo Cottarelli'yi hatırlayacak. Ben nasıl hatırladıysam. Dönsünler. Google'a yazsınlar, arşivlere baksınlar, eski haber bültenlerini, arşivleri tarasınlar. Merak eden arkadaşlar Carlo Cottarelli ve Faik Öztrak yazsınlar. Karşılarına nasıl bir tablo çıkacak? Yani CHP bunu akıl edemiyor mu? Yani Carlo bunu, Cottarelli şeklinde yazıyor, onu da söyleyeyim. Carlo Cottarelli diye yazıyor, evet. Yani. İtalyan arkadaş, İtalyan. Türkiye'mizin bir numaralı gündemiydi bu adamcağız. Yani biz bunu gözlüyorduk, yolunu gözlüyorduk. Para getirecek mi? Tabii bond çantası vardı, çok önemliydi mesela. Yani Faik Bey'in de en büyük başarısı işte onun o çantası falan. İşte onun o çanta işlerine yardım etmekti o dönemler. Başka da bir şeyini hatırlamıyoruz. Yani şey olmaz, Faik Öztrak olmaz. Tarihi hezimet olur. Yani tarihi hezimet olur, hezimet üstü hezimet olur. Böyle bir hata yapmazlar. Gelelim işin hakikat tarafına. Kılıçdaroğlu aday. CHP'liler her ne kadar istemese de. Şaban Bey ne demek istediğimi anlıyor şu an. Şu an CHP medyası da dahil olmak üzere. CHP'de sesi yüksek çıkan, sözü dinlenen, sözü geçen, kitlelere ulaşabilme imkanı olan herkeste böyle bir yas durumu var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleşti diye. Yani kendi genel başkanlarının aday olmasına bu kadar üzülen İkinci bir kitle tarihte görülmemiştir. Bundan sonra da görülmeyecektir. Tuhaf bir durum yaşanıyor. Yayına gelmeden önce Halk TV'yi seyrediyorum. Halk TV'de bir yorumcu kesinlikle diyor Mansur Yavaş aday olmalı. Kılıçdaroğlu aday olursa risk olur diyor CHP'nin yayın organı. Sonra diyor ki ben bunu söylediğim için diyor Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim var diyor, siyasetçi diyor. O da diyor işte başka bir televizyonda, yine CHP'yi destekleyen başka bir televizyondan bahsediyor. Oradan şimdi bana diyor saldırı yaptıracak diyor. Sırf diyor Kılıçdaroğlu hakkında bunu söylediğim için inşallah yaptırmaz diyor. İşte kastettiği isim de, Kılıçdaroğlu'na yakın isim de şunu diyormuş etrafına. Yani biz Türkiye'yi belki kurtaramayız ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sayesinde CHP'yi kurtarırız diyormuş filan. Şimdi böyle bir karmaşa olabilir mi? Yine bu kesimin, işte sol kesimin, CHP tabanının en çok okuduğu yazarlardan birinin, ben YouTube yayınlarını da çok keyifle takip ediyorum. Şaban Bey'in bizim TV'sinde de gerçekten ilgi çekici yayınlar oluyor. Yani CHP kanadının çok okunan, çok takip edilen yazarlarının yorumlarını görebiliyoruz. İşte o isimlerden biri de
Yine biraz önce bahsettiğim gibi Mansur Yavaş ima etti herhalde. Öyle anladım ben. Onun Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Yani, açıklaması var, ona da geleceğiz birazdan. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu CHP'liler istemiyor mu? Adaylık netleşti gibi artık İYİ Parti'nin de ikna edildiği söyleniyor. Ya son bir şansımızı deneyelim, CHP'liler olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyelim diye mi uğraşıyorlar? Ha, gerçekten ben anlamakta zorluk çekiyorum. Madem bu kadar istemiyorsunuz, madem bu kadar sıkıntı yaşatıyor size, yani 11 seçim kaybetmiş bugüne kadar niye partinin başında tuttunuz genel başkan olarak? Yani Muharrem İnce genel kurulu toplayabilecek sayıyı elde etmişti. O yeterliliğe ulaşmıştı delege sayısına. Orada bir gecede bir takım dolaplar döndü, bir takım işler çevrildi. O genel kurul olmaktan çıktı. Muharrem İnce'nin genel başkanlığının belki de önü kesildi. Yani o zaman kurtulsaydınız ya. Yani niye bunu Türkiye'nin meselesi yapıyorsunuz? Kendi meseleniz bu. Yani Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak gibi ya da Kılıçdaroğlu adayımız olmasın ya, Kılıçdaroğlu'yla mümkün değil, kazanamayız gibi, yani böyle kötümser duygular içindeyseniz ve hep böyle idiyseniz, yani zamanında bu işi görseydiniz, değiştirseydiniz, seçim kazanabilecek bir genel başkan seçseydiniz filan. Yani anlamak mümkün değil. Bir taraftan da şöyle bakalım. Altılı Masa'nın tek şansı gerçekten Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığıdır. Neden? O Altılı Masa'daki bütün liderler ve o liderlerin kadrolarının siyasete devam edebilme şansı Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geçiyor. Seçimi kazansa da Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geçiyor, kaybetse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geçiyor. Neden? Yani Kılıçdaroğlu kazanırsa zaten derler ki evet, bizim adı ortak adayımızdı, zaten hükümeti beraber kuruyoruz, koalisyon ortağıyız, devam. Ama Kılıçdaroğlu kaybederse mesuliyeti üstüne bırakacak. Mesuliyeti üzerine bırakacaklar. Yani siyaset biraz da böyle işte hesap kitap, matematik meselesi. Bunları da hepsi hesap ediyorlar. Yani siyasette de biraz devamlılık var. Mesela o masadaki isimlerden bazıları için şu seçim, 2023 seçimin hiçbir anlamı yok. 2028'i düşünüyor. Bütün hazırlıklarını ona göre yapanlar var. Onu hesap edenler var. Ya umurunda değil ki Kılıçdaroğlu seçilmiş, seçilmemiş, şu olmuş, bu olmuş. Yani o sebeple ya bu altılı masayı dağıtacaklar, çok güçlü gördükleri bir isim kimse, muhalefeti toparlar, partilerin ittifakına gerek yok diye onu destekleyip yeni bir kurguyla ortaya çıkacaklar. O zaman da yani millet sorar, arkadaş yani aylardır, yıllardır bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kaç kere toplandınız, metinler yazdınız, bize bir sürü sözler verdiniz, ne oldu, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey uydurdunuz, ne oldu yani, ne çıktı? Yani sizin iş yapma tarzınız bu mu yani, size güvenemeyecek miyiz yani, sizin bizi kandırdınız mı diyecek seçmen bu sefer de. Bundan da dönüş yok bir taraftan, bundan da dönüş yok. Böyle kendi kendilerini bir takım çıkmazlara sokmaktan zevk alıyorlar. Yani ortada bir problem yokken nasıl bir problem çıkartırız da onun üzerinde tartışırız, birbirimizi yeriz. Bundan zevk alan bir kitle, ya iş yapın. Gerçekten iş yapın. Yani siyaset eser ve hizmet üretmek için yapılır. Yani yönetebilme becerinizi, kabiliyetinizi ortaya koyun. Bütünleşin. Bir isim etrafında bütünleşin. Şu içinizdeki tartışmaları sona erdirin artık. Bak, yani ben bunu, ya muhalefete akıl vermek bize mi kaldı ya? Yani ama söylediğim mantıksız mı? Allah aşkına. Bugüne kadar şu dediğimizi yapmış olsalardı, adaylarını zamanlıca yerli yerinde açıklamış olsalardı, etrafında bütünleşmiş olsalardı, aylardır devam eden bu boş tartışmalar hiçbiri yaşanmayacak. Demokrasiye de faydası vardı. Ben de muhalefetin güçlü olmasını istiyorum. Güçlü muhalefet iktidarı zinde tutar. Güçlü bir muhalefetin benim cebime faydası var. Benim kazancıma faydası var. Böyledir. İktidar der ki ya bu muhalefet çok güçlü, beni tehdit ediyor, gelebilir. Ben bu seçmenin gönlünü alayım yani, ekonomik standardını yüksek tutayım. Bak yani sabit gelirler olarak bizim işimize yarar bu. Ama yok, öyle bir manzara yok. Sen ben kavgası. İyi niyetle de söylüyoruz. Yani bırakın bu boş bu tartışmalar. Kılıçdaroğlu temayüz etmiş, tamam. Artık çıkmış. Artık bunu engelleyemezsiniz. Ya Faik Öztrak şaka gibi Allah aşkına ya. Faik Öztrak'tan aday mı olur? Yani bunu dillendirmek bile zaten meselenin nerelere geldiğini gösteriyor ya da nerelere gelemeyeceğini gösteriyor bence. Taceddin Bey buyurun lütfen. Vallahi yani burada Mine Hanım affedersin, çok özür dilerim. Şimdi Faik Bey'e haksız değerlendirmeler yapıyor Serkan Bey. Yani hani şaka gibi, yok Carlo Cottarelli'nin çantasını taşıyordu gibi.
Serkan Bey bunlar... Ama yine tartışmaya başlamayın ben konuşacağım zaman. Yok yok, tartışma anlamında söylemiyorum ama Faik Bey'e gerçekten büyük haksızlık. Faik Bey yıllarını bu devlete hizmet içinde geçirmiş. Bu devletin ekonomi bürokrasisinde en üst makamlara çıkmış. En üst düzeyde yöneticilik yapmış. Bir siyasetçi, değerli Cumhuriyet eliti bir ailenin bir çocuğu olarak getirilmiş canım. Onda bir şey yok. Torpilli bir ailenin torpilli bir evladı. Herkes biliyor işte. Kulislerde konuşulan konular bakan, sonuçta bir adayın müdür, ismi telaffuz edilince de ortak bir mekanizmadan yani çıkmış olacak o isim. Olabilir. Yani dedesinin, babasının bu ülkeye hizmet etmiş olması kusur mudur yani? Bilakis pozitif bir şeydir yani. Lehinde diye ya değerlendirir. Yok bir artısı yani, yok. Yaptığı bir şey yok abi. Bir tane eseri yok. Türkiye'yi kazandırdığı bir şey yok işte. Türkiye'nin ekonomideki enkaz döneminin 3-5 aktöründen biri işte. Ya. Bir de birinci aktör filan da değil. Kemal Derviş ayrı, Kotorelli ayrı. Ya, üçüncü, dördüncü, altıncı basamaklarda bir adamdı işte yani. Şimdi ben, ona mı kaldı Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Allah aşkına ya? Yine ben söze girerken yine karşılıklı başladınız. Müsaade ediniz Şaban abi. Bu ne biçim üslup? Bu ne biçim üsluptur ya? Ya Şaban abi bir şey olmaz tamam. Bir Taceddin Bey pardon. Var, şimdi bitiremediğiniz bu dönemde daha geçtiğimiz gün karşım Suudi Arabistan'ın finans bakanı denen adam Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağıladı. Nerede hani kahramanlığınız? Şey yok Carlo Cottarelli'den yok IMF'den para dileniyordu diyorsunuz. Dileniyordu. Bu hükümet kimden dileniyor? Bu Carlo hükümet kimden dileniyor para? Carlo Cottarelli, Suudi Arabistan 2 milyar dolar para vermezse 6 ay boyunca açız diye yayın yapıyordu bütün ana haber bültenleri hatırlamıyor musun Şaban abi? Yaşamadık mı o günleri? Açız, kimse açız demiyor. Yaşadık. Yaşadı. Kim yaşattı bizi o günleri? Şu anda ne, onu yaşatanlardan biri de Faik Öztrak'tı işte ekonomi yönetimindeydi tamam, ya. Ne alakası var kardeşim? Faik Öztrak siyasetçi miydi o dönem? Faik Öztrak o dönem bu devletin bir bürokratıydı, memuruydu, siyasetçi miydi? Bu dönem Suudi Arabistan, cevap ver lütfen. Suudi Arabistan Finans Bakanı Türkiye gibi savunmasız, Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi savunmasız ülkeleri destekleyeceğiz diye açıklama yaptı. Valla görmedim, okumadım açıklamayı. Açıklamanın yönünü, arkasını okumadım. Hangi bağlamda burada söylenmiş? Burada Faik Bey'i böyle onu bilmiyorum yani. Ama Faik Öztürk'ü biz biliyoruz ya. O dur tamam. Türkiye'de ekonomik kriz dönemlerinde işine gelmiyor. Hatırlıyorum ana haber bülten hazırlıyordum o günlerde. Her gün görüyorduk işte Carlo Cottarelli'nin yanında. Bu Suudi Arabistan Serkan Bey. Bu Suudi Arabistan. Bu Suudi Arabistan Türkiye'ye neden para veriyor? Zevkinden vermiyor herhalde ya. Hiç kimse kimseye bedava para vermez. Şaban Bey eğer tabii bir yerde gelecek görürsen yatırım yaparsın. Evet, bana var. Bedava para verir neymiş misin? O gelecek? Türkiye'nin geleceği neden var. Veriyor? Yatırım, üretim, ihracat, cari fazla verme üzerine kurulu. Yeni ekonomik model dünyanın ilgisini çekiyor. Yani sadece Arapların ilgisini çekmiyor ki. Arapların verdiği paranın 10 katı Avrupa'dan geliyor. Bir baksana yabancı yatırım oranlarına. Rakamları tek tek çıkartırım. Yani Türkiye'ye en fazla yabancı yatırım yapan Suudi Arabistan mı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar mı, Hollanda ile Almanya mı? Ya bir bak bir çıkar rakamları. Suudi Arabistan'ın... Ya rakamlar tarafsızdır Şaban Bey. Tamam. Rakamlar tamam, tarafsızdır. Tamam, güzel. Ama gerçeği öyledir, konuştuğumuz tabii, zaman bu tartışmalar boşa çıkar. Türkiye'ye en fazla yabancı yatırımı Avrupa yapıyor. Ve Avrupa yapmaya devam ediyor. Araplar yapmıyor yani. Getirecek tamam işte yine konu dağıldı. Şimdi Şaban abi ben lafa girmeden bir daha tek kelimelik itirazlar etmeye müsaade edeceğim. Taceddin Bey lütfen. Ben sözümü tamamlayayım. Taceddin Bey kusura bakmayın. Suudi Arabistan İstanbul'daki Suudi konsolosluğundaki cinayeti kapattığı için ve bu hükümet, bu iktidar o cinayet dosyasını Suudi Prens'e teslim ettiği için şimdi Türkiye'yi finansal olarak destekliyoruz diyor ve Türkiye'ye hakaret ederek destek veriyor. Yani bu cümleyi Putin, bu şekilde mi kuruyor? Evet. Birebir böyle mi okudunuz? Kurmuyor ama biz öyle olduğunu biliyor. Ben o biz öyle olduğunu görmedim. Biraz önce senin, şimdi Şaban biraz Bey önce, gerçekten. Biraz önce senin yani söylediklerin. Suudi biraz önce yönetici senin söylediklerin, bu cümleyi bu şekilde kuruyor mu yoksa siz uydurdunuz mu şu an? Ben uydurmuyorum. Şöyle diyor. Nerede bu? Türkiye, ben Pakistan, görmedim. Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi
Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi savunmasız ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Ya savunmasız derken diyor. Suudi Arabistan'ın ne savunması var ya? Suudi Arabistan'ın başına bir iş gelse Türkiye kurtarır herhalde yani. Parası var kardeşim, parası. Ya parası savunma var, dediğin zaman hani savunma parayı. Sanayi falan diyorsan %80 yerli ya, hale geldi. Ya Şaban abi, Allah aşkına. Neyin savunması? Suudi Arabistan'ın savunması mı var ya? Parayı kastediyor. Ya bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim ya? Parayı kastediyor, sen de biliyorsun. Tamam, parasal olarak Türkiye'ye saldırı mı var, onu mu demek istiyorsun? Ya hayır, bizim Suudi Arabistan'la yani Türkiye'ye finansal saldırı olduğunu mu söylemiş? Suudi Arabistan mı vardı? Türkiye'nin finansal olarak zayıf olduğunu, Pakistan ve Mısır gibi zayıf olduğunu ve Türkiye'yi destekleyeceklerini söylüyor. Ben bu desteklesin, ne zararı var? Suudi Arabistan ya Türkiye'ye cinayetin örtbas yani edilmesi bakın, yatıyor kardeşim. Türkiye'ye yabancı yatırım gelmez. Niye gelmiyor? Hukuk güvencesi yok. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelir. Niye geliyor? Türkiye zayıf. Ya bir karar verin. Hangisi olsun? Kendileri söylüyor. Ya kendileri Suudi Arabistanlı bakan söylüyor. Ona söyleyin. Tamam, ben konuşmak istiyorum artık. Geçen hafta da Şaban abi, annem bana karne hediyesi olarak et aldı diye burada kızmıştınız yayında. O mevzunun da şeyi patladı. Ya Allah aşkına, ben okumadım o Suudi Arabistan bilmem. İzledin mi Şaban abi görüntüleri? Çok ayıp bir şey. Hiçbir haberci böyle bir terbiyesizlik yapmamalı yani. Fatma Nur Boylu'yu tebrik ediyorum olayını. Habercilik başarısından dolayı. Neyse. Evet evet, izledim o şey, Habertürk'te o muhabir evet, işine evet. Son vermiş. Ama geçen hafta bir bayağı vermiş. Bir ensemizde boza pişirmiştin karne hediyesi olarak et mevzundan. Ama neyse. Ama Taceddin Bey, ne yapayım, kurgu ne bileyim ben, kurgu haber oldu. Ya günde bir tane böyle neyse, kurgu var ya. Yani. Böyle bir teatrallik var cemiyette maalesef. Şimdi efendim, çok yaygın. İki isim geçiyor. Birisi İlhan Kesici, birisi Faik Öztürk, Şaban abinin söyledi. İlhan Kesici'ye sevgim saygım büyüktür. Hakikaten çok, haşa haddim değil, çok hürmetim büyüktür. Şahsıyla alakalı hiçbir şey diyemem menfi olarak. Altılı Masa'nın keşke adayı olsa da bizler de iki siyasetçi arasındaki bir yarışı görsek. İlhan Kesici bence son derece hak eden birisidir. Fakat maalesef Sayın Kesici'nin adı birkaç ay evvel geçtiğinde hemen bir sosyal medya linci başladı. İkinci Ekmelettin vakası istemiyoruz diye. Ya ikinci Ekmelettin dediğiniz adam 10 senedir milletvekili CHP'nin. Tamam, Süleyman Demirel'in damadı sayılır, yeğeniyle evli. Efendim sağ gelenekten geliyor, ANAP'lı siyasetçi falan, bunların hepsini biliyoruz ama Sayın İlhan Kesici'nin DPT geçmişi ortada, yani kendisinin reşadetini ispat etmek gibi bir ihtiyacı var mı? İlhan Kesici gibi bir isim dahi yaranamadı. Bir öğütme makinesi var orada. Keşke olsa, dediğim gibi şahsına çok büyük tazimle zikrederim. Keşke olsa. Faik Öztürk'a gelince cemaze levelinden bahsetmek istemiyorum ama Faik Öztürk ışıltısız bir siyasetçi. Bunu da şey olarak değil, bu bir analiz benim tarafımdan. Buyursun gitsin Kırşehir'de bir miting yapsın. Meydana çıksın da göreyim ben. Bakayım bir meydanı dalgalandırabilecek mi? Faik Öztürk'ün böyle bir iddiası da yok ama şu anda. Hayır hayır, isimler galiba. Üzerinden analiz yapıyorum. İlhan tamam. Kesici'nin de yok ya. İkincisi, yani Faik Öztürk'ü gören böyle şey de dur, bir beyaz da bir duruşu var. Sabahleyin kalktığında Röpte Şambri ile elinde pro hayal eder vatandaşımız. Yani o bizim Kaynanalar dizisinden bir figür olarak görülür milletin gözüne. O bakımdan ben Faik Öztürk'ün Anadolu'da hiçbir karşılığının olabileceğini düşünmüyorum. Hadi o da olsa da görsem. Ama hakikaten İlhan Kesici olursa şey olurum. Yani memnun olurum, mutlu olurum. İlhan Kesici seçilebilir mi? Vallahi çok zor. Şu an Erdoğan'ın karşısına İlhan Kesici artı Faik Öztürk olsa zor. Şu an bu yele baraj dayanmaz. Bu sele baraj dayanmaz. Erdoğan gidiyor aşağı. Bu da temenni değil, analiz görüyoruz. Zannederim pek çok Halk Partili arkadaşım da bu konuda konuşuyoruz ama tabii yayında söyleyemiyorlar her şeyi ama arkada konuştuğumuzda görüyorlar yani hadiseyi. Şimdi burada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hesabının tarihi olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimizde maalesef tarihe geçmek bir zaaf. Tarihe nasıl geçeceğinizle alakalı bir şey. Bakın 10 küsur senedir CHP Genel Başkanı, kaybettiği seçimin haddi hesabı yok, aday olamadı. Bir adaylığını hatırlıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde belediye başkanı adayıydı. Kağıthane, Kağıttepe dediği seçimde onda da oy kullanamadı. Yani siz böyle bir CHP Genel Başkanı olarak tarihe geçmek ister misiniz? Millet dalga geçer. Ondan sonra der ki akıllı kraları gibi rahmet olsun, cennet mekanı olsun. Çok haksızlık yapıldı Yıldırım Akbulut'a. Tabii tabii. Yani çok... Ama fıkralar üretildi ya.
Kemal Kılıçdaroğlu'na fasiküller yazılır. Yok yürüyen merdivene tersten bindiden başlarsınız bir dünya. Bunların hepsi de hani uydurmaya da gerek yok. Pek çok hali hayatından çıkar. Şimdi hal böyle olunca Muharrem İnce ile arasındaki şeyi de hatırlıyorsunuz. Muharrem İnce'nin kullandığı en temel argüman neydi? Ben %30'a çıkardım bu partinin oyunu dedi. Peki. Muharrem İnce. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olarak %40 küsurlar almış bir CHP genel başkanı olmayı ister. Ve tarihe de en azından... Sizinle devam edeceğim. Yönetmenim beni uyarıyor. Bir reklam diyelim. Müzakereye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Hamburg mitingindeydi. Hamburg'da kürsüde bir açıklaması var, bir videosu var. Bakalım onu bir izleyelim, onun üstüne konuşalım. Siyasetçi lafını da çok sevmiyorum ama siyasetçiler genelde başkalarının emeği üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. Biraz İstanbul seçimlerinin mimarı, salonda bulunan değerli yol arkadaşlarım, kıymetli konuklar, tüm Türkiye'de, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan, hatta ilk günden değil, 10 yıl öncesinden planlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Burada odak teslimini yapmak zorundayım. Erdoğan'cığım teşekkür ederim. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğim sürecinde inanarak gereken katkıyı hep birlikte sizin de sayenizde verebildiysek ne mutlu diyorum. Peki. İzledik. Tacettin Bey, hem reklamdan önceki konuya da devam edelim, hem de bu video hakkında tamam. Ne dersiniz? Yo, ben fazla konuşmayacağım. Şaban abiyle Serkan abiyi karşılıklı bırakacağım. Onlar sürdürsünler mevzuları. Şimdi şöyle, canım, birincisi söyle bunu izledikten sonra aklıma benim bir mevzu geldi. Almanya, Türkiye siyasetinin Almanya'ya taşınmasını istemiyordu. Almanya'da hiçbir Türk Siyasal Partisi'nin toplantı yapmasına izin vermiyordu. Almanya, Avusturya, Hollanda, hatta Hollanda'da bir bakanımızın arabasını hiltiyle kapısını açmaya çalıştılar, hatırlıyorsanız. Sokmuyoruz diye. Hayır, CHP bu Hamburg'da bu toplantıyı nasıl yapabildiği gibi bir sorun var. Her şeyden evvel Almanya bunu istemediğini söyledi. Bir parti, bir Türkiye'nin siyasal partisi Almanya'da toplantı yapamaz. Bunu hatırlıyoruz. Düğün i̇zin salonunda da. İzin almaları gerekir dedi. İzin alsa da izin hayır. Katiyen yani. Bakın iyi okudum ben o ara beyanatını. O ara çok canlı bir tartışmaydı. Türkiye'nin iç siyaseti Almanya'nın sorunu olamaz. Bu buradaki Türklerin entegrasyonuna zarar veren bir şeydir. Almanya'nın şeyi buydu, argümanı buydu. Şimdi burada CHP yaparken bunu müsaade ediliyor. İşte buna mukabil bugün çeşitli yorumlar görüyoruz. İşte Hollanda, Aytun Çıray'ın tweetini gördün mü? Her seçimde Erdoğan'a el uzatıyor Batı. Bu seçimde de Hollanda ve İsveç'ten geldi el şeklinde. Niyeyse sanki Kur'an-ı Kerim Aytun Çıray'ın da kitabı diye tahmin ediyorum ben. Yani niye Erdoğan'a el uzatıldığını da anlamadım ben o mevzudan da. Netice itibariyle burada bu Almanya'nın şeyi tutumu ilginç. Kemal Kılıçdaroğlu ile arasındaki, daha doğrusu CHP ile arasındaki münasebet Alman makamlarının da çok gizli değil. Ve bu bakımdan birincisi bunu söyleyeyim. İki, bu konuşmayla alakalı olarak şunu söylemek isterim. CHP kliklerden oluşan bir parti. Bunu bilmeyen yok. Buna parti içi demokrasi olarak izah ediyor CHP'liler. Saygım var. Bu bir siyasal kültür olabilir, doğru. Fakat bunun en önemli sebebi CHP'nin bir genel başkanının olmayışıdır. CHP'nin bir genel başkanı var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun haricinde gelen herkes CHP'nin vekil harcıdır. Bu benim indiği mütalaam olmanın dışında bir siyasal analiz olarak yapabildiğim bir şey. Çünkü CHP'nin %23-24'lük o kemikleşmiş oyu Mustafa Kemal Atatürk bakiyesi bir oydu. Onun hatırına. Onun hatırına bir oydur. Yani kimse de
aday kim olacaksa da ona veriliyor. Bu bakımdan CHP'nin vekil harcıdır CHP Genel Başkanı. Şahsi karizmasıyla üstüne bir şey koyanlara bir şey demem. Rahmetli Bülent Ecevit gibi 70'li yıllarda o solu toparladı etrafında yani. Falan. Bayağı bir şey yaptı. Şimdi buna mukabil bu klikler arasında CHP içindeki bir genel başkan partisi olmadığı için her kliğin kendisini o koltukta hak sahibi görmesi sebebiyle bir yarış yaşanır, bir kavga yaşanır. Ondan sonra işte 14 Aralıkçılar, 25 Mayısçılar bunun sonu gelmiyor buradaki ekiplerin. Ve kendi aralarındaki tartışmalar da son derece sertleşebiliyor. Bilinen bir şey, Canan Kaftancıoğlu bu bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı düzleme düşen birisi. Ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginliğin en önemli sebebi de bu. Yani bir süre evvel bu İstanbul'daki vizyon tanıtım toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gelmesi öncesinde Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki konuşmaları hatırlıyorsunuz. Hatta Ekrem İmamoğlu'na soruldu. Canan Hanım çok nazik biridir. Bana öyle megaloman falan dememiştir. Megaloman mı, şizofren mi ne, bir çok orada sert daha bir şey. Sıkıntılı ifadeler vardı da. Sıkıntılı ifadeler söylendi, iddia edilmişti. İddiayı eden de Mahmut Övür'dü. Selametlik Mahmut abiydi. Bunun vizyon toplantısı esnasında tokalaşılmamasıyla da büyüdüğünü hatırlıyoruz. Şimdi bu CHP içinde son düzlüğe girildiğinde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik verilen desteğin bu klik tarafından yükseltilmesi olarak yorumlanabilir bence. Fakat mesele şu, altılı masanın hatları o kadar iç içe girdi ki kablolar böyle birbirine karışır ya. Burada siz CHP içinde Kemal Bey'e destek veriyorum derken İYİ Parti'ye de vuruyorsunuz, HDP'ye de vuruyorsunuz. Gelecek Partisi'ne, Demokrat Parti'ye de vuruyorsunuz ister istemez. Burada İYİ Parti'nin haklı olarak rahatsız olduğu bir takım şeyler var. Her şeyden evvel burada CHP'nin oyuna kalacaktıysa bu iş, bu geçmiş seçimlerden tecrübe ettiğimiz bir şey. AK Partisiler süpürürdü İstanbul'daki aldığı oy, AK Parti'nin yüksek bir oydu. Burada bir ittifak sayesinde aldı Ekrem İmamoğlu, iyi de oy aldı. HDP'nin burada kendisine pay biçmesini hatırlıyoruz. Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz sözlerini hatırlıyoruz. Ez cümle, burada altılı masanın kendi yapısına ait bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. CHP'nin iç tartışması bir anda altılı masanın tartışması haline geliyor. Şimdi ben deminki bu burayla ilgili sadece bu kadarını söyleyeyim. Geri kalanını Serkan abiyle Şaban abi halledecekler aralarında diye tahmin ediyorum. Sadece deminki mevzuyla alakalı olarak şunu söylemek isterim. Kemal Bey'in adaylık mevzuu şu saatten sonra şahsi kanaatim çok geri dönülebilir bir süreç olmaktan çıktı. Çünkü CHP teşkilatları açısından Kemal Bey'in aday olmaması bir felaket senaryosu. CHP artık için kurumsal zorunluluk diyorsun. Kurumsal zorunluluk haline geldi. İkincisi, Kemal Bey'in CHP'yi artık şu %20'ler imajından kurtarmak için elindeki tek fırsat bu. Şimdi aday Ali Babacan olduğu takdirde Ali Babacan bir sonraki seçime en azından Deva Partisi'ni yaşatacak. Deva Partisi'nin de oyunu %7'leri, %8'leri çıkarma ümidine sahip olacak. Nereden alacak? İYİ Parti'den alacak. CHP'den alacak, HDP'den alacak, bir yere çıkartacak. Çünkü geçen seçimde sandığa giderek oy verdiğiniz kimseye, bizim milletimizin siyasal kültürü açısından bu bir şeydir, bir iltisakınız oluşuyor ister istemez. Bu bakımdan ben Kemal Bey'in adaylığının haricinde bir projeksiyonu CHP açısından çok kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak tekrar edeyim, şahsımı sorarsanız gönül ister ki ah keşke İlhan Kesici gibi birisi olsa. Çünkü ben İlhan Bey'i çok sorumluluk sahibi bir kimse olarak bilirim. En azından devletin kurumlarına, devletin memuruna, devletin onuruna dokunucu bir takım hamleler gelmez bu seçim süreci boyunca. Ben Kemal Bey'in böyle bir hassasiyeti olmamasına çok içerliyorum doğrusu. Yani bekçisinden, polisinden, imamından, as subayına, polisin şeyine, doktoruna, öğretmenine, onurunu, sanatçısını, onurunu, gururunu zedelemedi kimse kalmadı Kemal Bey'in. Bu bakımdan keşke İlhan Bey aday olsa. Fakat ben Kemal Bey'in aday olacağına
bu sürecin sonunda kuvvetle muhtemel tahmin ediyorum mesela. Buyurunuz, sizinle devam edelim. Burada Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri, yani Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeleri projesi Kılıçdaroğlu'na aittir diyor. Birileri bunun üstüne çöküyor, birileri bunu kendilerine mal ediyor derken de, yani işte Ekrem İmamoğlu'nu kastetmiyor aslında. İYİ Parti'yi ve Sayın Akşener'i kastediyor. Çünkü daha önce İYİ Parti sözcüsüydü, sonra işte İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu şey demişti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in projesidir demişti. Kemal Bey sonradan destek oldu demişti. Bence burada şeye o Yavuz Ağıralioğlu üzerinden Sayın Akşener'in ve İYİ Parti'nin söylemine karşı verilmiş bir cevap gibi geldi bana daha ziyade. Çünkü ben Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu çatışmasının artık bir anlamının kalmadığını da düşünüyorum. Çünkü artık seçim sürecine girildi. Ayrıca yani bunu da herkes bilir. Sayın Kılıçdaroğlu için Canan Kaftancıoğlu mu Ekrem İmamoğlu mu hiç tartışmasız soru bile değil. Canan Kaftancıoğlu'nu tercih eder. Haklıdır da siyaseten. Yani ben yani Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu benimsemeyen biriyim. Benimsemiyorum ama genel başkanının yanında sonuna kadar durması, onun hakkını, hukukunu savunması ve yani diğerleri gibi ikircikli davranmaması. Yani pek çok CHP'deki pek çok isim gibi ikircikli davranmaması ve genel başkanına bağlılığı noktasında bence Kılıçdaroğlu açısından daha kıymetli bir isim Ekrem İmamoğlu'na nazaran. Çünkü yani Ekrem İmamoğlu ne yaptı belli değil. Hem adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Bütün CHP'liler gibi benim adayım da Sayın Kılıçdaroğlu'dur diyor. 15 günlük gezi düzenliyor. Sonra hala bir adaylık ısrarı var mı yok mu? İşte medyadaki sözcülerinden, medyadaki destekçilerinden anlıyoruz ki onlar hala Ekrem İmamoğlu acaba aday olur mu diye uğraşıyorlar bir taraftan. Yani onlara da demiyor ki yani. Açıktan da söyleyebilir, el altından da. Yani bu konu kapandı. Genel başkanımıza aday olabilir. Artık bırakın şu tezviratı. Yani kendi kendimize zarar veriyoruz. Yapmayın, işimize gücümüze bakalım filan da demiyor. Yani bir karmaşa içerisinde. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun duruşu net. Canan Kaftancıoğlu başından beri genel başkanının yanında. Onun adaylığını da destekliyor. Yani ben bir CHP'ye yakın bir gazetecinin yorumunu gördüm bugün. Diyor ki yani bu saatten sonra yani Canan Kaftancıoğlu, o Canan Kaftancıoğlu'nun bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na söylediği şeklinde yorumluyor. Benim aksime. CHP'yi de daha iyi tanıyan bir isim. Yani doğruya da daha yakın olabilir benim kanaatime göre bir taraftan bakınca da. Diyor ki yani bu saatten sonra İstanbul'da CHP'nin başarılı olma şansı yok diyor yani bu söylemden sonra. Çok iddialı bir çıkıştı yani. Evet. Diyor ki Bu ekipleri bir araya getirmek, o konsantrasyonu sağlamak bu çatışma görüntüsünden sonra imkansıza yakın zor diyor. Tabii bilemiyorum yani Şaban Bey CHP'yi çok çok daha iyi tanıyor bu ilişkileri, bu hatları. Ya bir sürü fay hattı var orada. Hepsi birbirine değiyor. Hangisi kırılırsa ne sonuç verir, kim kime etkiler. Yani biz peki işte gözlem yapıyoruz dışarıdan. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun bu il gezileri bazı kesimler tarafından bir destek olarak da yorumlandı CHP'ye. Öyle mi yoksa bir boy gösterisi? Yani ben şeyin Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra işte kampanyayı Ekrem İmamoğlu'nun yönetmek istediğine dair bir takım iddialar okuduk. Onlar yalanlanmadı, doğrulanmadı da. Ne kadar gerçek bilmiyoruz. Yani Sayın İmamoğlu yani rivayete göre demiş ki kampanyayı ben yöneteyim. Yani canhıraş bir şekilde çalışayım. Müsaade eder mi Kılıçdaroğlu? Yani şimdi tabii orada bir şey. Taktikte bir hareket var. Şimdi kampanyayı yöneten partiyi de yönetir seçim sürecinde. Yani kampanyayı yöneten her şeyi yönetir. Çünkü kampanya süreçleri öyledir seçim süreçleri. Kızışkan süreçlerdir. Ekonomiyi de yönetir. Tabii o seçimin ekonomisi var parti açısından orayı da yönetir vesaire. Sözü geçer ve partiyi de şekillendirir o süreçte. Yani partiyi de o süreçte şekillendirir. Hatırlayın yani Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı ama ona dendi ki haddini bilsen sadece adaysın. Yani biz CHP'nin genel başkanı biziz. Kampanyayı biz yönetiriz dediler. Hatta ne yaptılar? Muharrem İnce'ye kampanya bile yapmadılar. Yani onu da ben yazmıştım. Yani Muharrem İnce gidiyordu işte TRT'nin önüne başka yerlere işte beni niye yayınlamıyorsunuz filan diye feveran ediyordu. Ben de bir yazı yazdım dedim ki Sayın İnce, sizin genel başkanınızın işte şu kadar milyon takipçili Twitter hesabı var. Sizden bir kere bile bahsetmemiş. CHP'nin kurumsal hesaplarında bile sizden bahsedilmiyor. Yani şeyden önce hani diğer medya organlarından önce özel sektörden önce filan
Siz önce kendi genel başkanınıza ve adayı olduğunuz partinize bir sorsanız da sizi niye desteklemiyorlar diye. O günleri de çok iyi hatırlıyorum çünkü ben yazmıştım. Bayağı da tartışılmıştı o konu. Bu CHP'de böyle şeyler olabiliyor. Yani o kampanyanın yönetimini ele almak da ileride partide söz sahibi olmayı kolaylaştırabilir. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığını hedeflediğini düşünüyorum artık. Peki. Çağban Bey, size dönelim. Hem de Mansur Yavaş'ın da açıklaması vardı. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz Sayın Kılıçdaroğlu için. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı rica edeceğim. Buyurunuz. Evet, teşekkürler. Şimdi öncelikle biraz önce yayınladığınız Canan Kaftancıoğlu'nun Hamburg'da yaptığı konuşma, o konuşmanın bir de baş tarafı var, yani bir dakikalık. Hı hı. Orada Canan Kaftancıoğlu'nu kürsüye davet eden Hamburg'daki o kişi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemelen Hamburg temsilciliğinin başkanı. Doğru. Diyor ki, yani büyük övgüde bulunuyor Canan Hanım'a, İstanbul seçimlerinin kahramanı diyor. Yani o sıfatla Canan Hanım'ı kürsüye çağırıyor. Canan Hanım onun üzerine diyor ki, ya İstanbul seçimlerinin hani kahramanı, İstanbul seçimlerinin kazanılmasının işte şeyi, başarısı Sayın Genel Başkanımıza aittir diyor. Yani burada Ekrem İmamoğlu'na ya da Sayın Meral Akşener'e yönelik bir göndermesi söz konusu değil. Kendisine mal edilmesini, hayır diyor, benim başarım değildir. Genel başkanımızın başarısıdır. Tüm Türkiye'deki, İstanbul'daki onu bir de cevap niteliğinde söylüyor yani. Evet evet, yani o cevap niteliğinde söylüyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ya da Sayın Meral Akşener'e yönelik bir hani şey, bir gönderme değil. Onun altını çizelim. Bir de Taceddin Bey dedi ki hani AK Parti Almanya'da seçim toplantısı yapamıyor da Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yapıyor dedi. İşte Almanya niye CHP'ye ayrıcalık yapıyor falan. Taceddin Bey, şöyle bir durum var. Benim hani bildiğim, ben de çünkü Almanya'ya birkaç kere gittim, o Cumhuriyet Halk Partisi şeylerine, birliklerine. Onlar Almanya'sı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Almanya'da, yani Almanya'daki Cumhuriyet Halk Partili Türk vatandaşlarının Almanya'nın yasalarına göre kurdukları dernekler var. O dernek, işte mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleme derneği, Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleme derneği diye bir dernek kuruyorlar mesela Alman yasasına göre. Hı hı. Sonra orada kendi aralarında seçim yapıyorlar. Alman işte yasalarına göre dernekte seçim nasıl yapılır, yönetim nasıl belirlenir, ona göre yapıyorlar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle işte zaten yani biliyorlar, bilinen kişiler bunlar, parti üyeleri Türkiye'de. Ve CHP'nin temsilcisi oluyorlar. Gayri resmi statüleri var. Yani CHP ile aralarında organik bir bağ yok. Onu belirteyim. Şimdi dolayısıyla orada es geçtiğiniz mesele şu Şaban Bey. AK Parti'nin mitinglerini de AK Parti Genel Merkezi tertip etmiyordu. UET'de Avrupa Türk Demokratlar Birliği tertip etmek istiyordu. Buradaki, hı hı, Alman Bakan'ın yaptığı açıklama çok açıktı. Alman İçişleri Bakanı o zaman. Türkiye siyasetinin Almanya'ya import edilmesine son derece karşıyız. Bu, Türkiye, burada yaşayan Türklerin Almanya'ya olan entegrasyonuna zarar veren bir şey. Almanya'nın tutumu çok açıktı. Yani burada çok ikircikli bir tutum vardı. HDP'ye verdi bu müsaadeyi. Sürekli veriyor zaten HDP'ye ve PKK'ya. Selahattin Demirtaş'ı orada siyaset yaptırdı. Otel lobisinde ve salonlarda. CHP'ye veriyor, ancak AK Parti herhangi bir şekilde, hatırlıyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kabul edilmedi. Köln'de yapılan Diyanet Camii'nin açılışı ile ilgili de bu siyasi bir şova dönüşür diye yine bir tedbir alınmıştı. Bu bakımdan şey açık, yani ben süreci çok, bir de benim çalıştığım bir alan olduğu için Almanya, orada ilerlemenin alemi yok, orada şey var. İkircikli bir tutum var. Yani düzenleyenin kim olduğundan tamam, bağımsız. Toparlayalım bu arada Şaban Bey. Ama şey işte CHP'liler genelde o derneğin salon toplantısı yapıyorlar ve işte 100 kişi, 150 kişi katılıyor. Yani onu da bilginize sunayım. Sayın Cumhurbaşkanı bir stadyumda on binlerce kişinin katılacağı bir miting yapmak istemişti. Ne yapalım Almanya'da CHP'nin desteği o kadarsa ya? Evet.
Son cümlelerinizi alalım Şaban Bey. O kadar değil. Şimdi Taceddin Bey söyleyeceklerimi unutturdu. Kusura bakmayın. Süremizin özür de dilerim. Sonuna geliyoruz. Soru neydi Mine Hanım? Çok affedersin. Hem Sayın Kaftancıoğlu'nun mesajı kimeydi bu sözleri? Ama madem bitiriyoruz, ben en son size lütfen Mansur Yavaş'ı sorayım. Yani biliyorum anlatacağınız çok şey var, evet, ama Mansur. Cumhurbaşkanımız olarak sizi görmek isteriz temennimiz dedi Kılıçdaroğlu'na. Evet. Çok kısa, evet, yönetmenim zaten, yine uyarmaya başladı beni. Tamam. Hemen zaten Sayın Mansur Yavaş sürecin başından beri adı hani kamuoyundaki her gündeme getirilmesinde ben genel başkanım aday olduğu sürece adayım diye ortaya çıkmam ve bu konuda bir niyet ifade etmem noktasında, tamam, duruyordu. Hı hı. Bu son açıklaması da onu destekleyen bir açıklama. İnşallah dedi, bu temelini attığımız bu tesisi bir yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak açıklarsınız dedi. Orada bir siyasi zarafet örneği gösterdi Sayın Yavaş. Peki. O zaman kapatıyoruz. Müzakerenin bu akşamlık sonuna geldik. Bir sonraki müzakere cumartesi günü saat 20.30'da olacak. Çok kıymetli konuklarıma teşekkür ediyorum. Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Şaban Bey size de ve tüm ekibime, bizleri izleyen herkese çok teşekkürler. Bir kez daha cumartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.